Edebiyat Topluluğu'nun çevrimiçi bulatıncısındayız. Bu akşam çok değerli yazarımız Güray Süngü ile birlikte olacağız. Bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Programımızın genel bağlamı soru ve cevap. Yazarımıza sorular ileteceğiz, ondan cevaplar alacağız. Bizler başlayacağız. Burada özellikle Güray Süngü kimdir? Güray eserleri aracılığıyla yazınsal serüvenindeki kilit noktalar nelerdir? Bunlarla ya da bunlara dönük bir yolculuk yapmayı hedefliyoruz. Güray Süngü'ye baktığımızda o aslında metinleri aracılığıyla o şeyler dünyası dediğimiz dünyada kendini arayan ötekilerin hikayesini anlatıyor. O kendini arayışın bazen kaçışla maskelenen tutunma mücadelesinin metinleştiği o anlatılar boyunca da hızlı, kopuk, parçalanmış, deneysel bir serüven söz konusu. Metinleri okurken metinler arası bağlamda geniş bir derinliğin, çok katmanlılığın olduğunu fark ettim ben. Biz böylece o her bir katmana ne kadar ulaşabilirsek aracılığıyla ulaşmayı hedefliyoruz. Sevgili Güray Süngü, aramıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Davetimizi kırmadığınız için bu bizim için çok özel ve çok kıymetli. Sevgili konuklar, sizler de hoş geldiniz. Edebiyat yolculuğumuz devam ediyor. Evet, şimdi Emrah Seferoğlu, Büyüyorum ekibinden, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlisi. Çok kısaca biyografinizden bahsedecek, sonra sözü size vereceğiz. Evet, buyurun Emrah. Teşekkür ederim hocam. Tekrar hepiniz hoş geldiniz kıymetli katılımcılar. Güray Süngü, doğum 1976, Kadırga, İstanbul. İlk sesler Hece Edebiyat Dergisi. Sonraki cümleler Hece Öykü, Aykırı Edebiyat, Vivo Edebiyat, Kaçak Yayın, Ada, E-Edebiyat, Özgür Edebiyat, İtibar, Posta Öykü ve İzdiham dergilerinde görüyoruz kendisini. İlk roman 2006, Dördüncü Tekil Şahıs. İkinci roman 2006, Pencereden. 2010'da Düş Kesiği ve Oğuz Atay Roman Ödülü'ne, aynı yıl ilk öykü kitabı Deli Gömleği, 2011'de Kış Bahçesi Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü, 2012'de Öykü Hiçbir Şeyi Anlatmanın Hikayelerin İkincisi, 2014'te Öykü Köşe Başında Suret Bulan Tek Kişilik Aşk, aynı yıl Necip Fazıl Hikaye Ödülü, Deli Gömleği ve Hiçbir Şeyi Anlatmayan Hikayelerin İkincisi eserleriyle. 2015'te roman Mehmet'i Saklayan Serçe Parmağı, 2017'de roman Pencereden, 2017'de Öykü Vicdansızlar, 2018'de roman İbrahim'in Kaybettiğini Bulmasıdır. Güray Süngü, Biliyorum çevrim içi buluşmalarına tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Böyle insan kendisini başkasına dinleyince bir tuhaf oluyor tabii. Ve diyor. Ne olmuş? Şu anda ne çabuk geçmiş. Teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Ben üniversitenize daha önce de gelmiştim. Bundan yıllar önce ilk gelişim, Ülke hocamla da tanışmam zaten o zaman. 7-8 yıl olmuştur muhtemelen. O zaman daha tabii az kitabım vardı. Şimdi daha çok var. Çok daha az okurum vardı. Şimdi biraz daha fazla okurum var. O zaman biraz daha fazla saçım vardı. Şimdi biraz azaldı. Kırlar saçlarda ve sakallarda kırlar arttı. O zaman yoktu. Zamanın da çabuk geçtiğini böyle şeylerle anlıyoruz. İzlekler ile. Anlıyoruz. Güzel bir serüvendi, güzel bir yolculuktu. Sonra birkaç kere daha geldim. Trabzon'a çok geldim. Serkan'la çok buluştuk. Beni misafir etti çeşitli organizasyonlarda. En son birkaç sene önce gelmiştim. Zaten 3 senedir filan bu karantina başlamadan 3 sene önce filan ben kendi kendimi karantinaya almıştım. Garip bir şekilde. Birazcık kapanmıştım. Kendime kapanmıştım biraz. Hayatın işte şartıyla kendimize kapandığımız zaman da o eski günlerin biraz güzel fırsatlar olduğunu akletmeye başladım. Biraz içim sızlıyor gibi şu an ama bakalım. Hocam biraz açılış konuşmasında dediği gibi bugünler geçecek. Hiç geçmediği olmadı çünkü kötü günlerin hep geçti. İnşallah da geçer. Teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için.
Evet, çok teşekkür ederiz. Güray Süngü bir modern zaman anlatır. Ve bunu eserlerinde yaralı, parçalanmış bilinçlerin hikayelerini, serüvenlerini aksettirerek yapıyor. Ben girişte onun özellikle Vicdansızlar ya da Vicdansızlar kitabındaki Unutursam hikayesinin girişiyle başlayıp bir soru sorarak açılış yapmak istiyorum. Şöyle, tabii sizin kadar iyi okuyabilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir seslendirmeye çalışayım. O zamanlar daha çürüme başlamamıştı. O zamanlar daha her şey yolundaydı. Aslında o zamanlar hiçbir şeyin yolunda olmadığına dair ciddi uyarılar almaya başlamamıştı. Bu sebeple her şeyin yolunda olduğunu sanıyordum. Hayatın benim hayatımdan ibaret olduğunu sanıyordum. İnsan her şeye güç yetirebilir sanıyordum. Hayat, hayatım, benim kontrolümde sanıyordum. O zamanlar tanımadığım insanları kaybetmeye başlamamıştım. O zamanlar mutlu bir insandım. O zamanlar mutsuzluğun farkına varmamış bir insandım. Aslında o zamanlar mutsuzluğun farkına varmamış bir insandım. Her şey birdenbire olmadı. Her şey ben yaşarken de olmadı. Her şey ben unuturken oldu. Bunu unutmayın diye başlıyor öykü. Ben buradan girerek diyorum ki Güray Süngü okumak istediğini mi yazıyor, okunmasını istediğini mi yazıyor ve okurla ilişkisini ben anlatıcı merkezdeyiz. Neredeyse %99 metinlerin ben anlatıcı. Bu ben anlatıcı merkezli olarak aslında bir o hedef izleklerini, niyetini aksettirmeye çalıştığı, meselesini aksettirmeye çalıştığı okuru hangi yapıştırıyor? Orayla giriş yapmak istiyorum. Buyurun. Okumak istediğim şeyleri yazdığım gerçek. Yani pek çok şey, pek çok yazar da muhtemelen aynıdır. Yani bu çok bana özel bir şey değil. Okumak istediğim derken bu tabii şey, bir estetik has söz konusu. Biz metinle okur olarak ilişki kurduğumuz zaman sadece bir anlatının karşısında olduğumuzu düşünemeyiz. Aynı zamanda estetik bir hazın da peşindeyiz. Bu estetik haz da şey değil. Yani biz metnimizi size açıklamak bile abes ama hani metnimizi keyiflendirmesi gibi bir şey değil. Benim okurken haz aldığım metinler var. Bu metinlerin ama şey, benim yazmak benim fıtratıma uygun değil. Anlatı tarzıma uygun değil. Bir taraftan da yakaladığım başka bir ton var. Bir anlatı tonu var. Bunlar ise benim fıtratıma, benim işte aklıma, akledişime, benim dünyayı görüşüme, benim hayata bakışıma ve bu hayata bakışımdan biriktirdiklerimin sızmasına uygun bir anlatı türü. Geçmişe baktığım zaman, okulun ilk zamanlarına baktığım zaman da beni ilk çarpanlar zaten bu tarz metinler olmuş. Yani sadece şeyler değil, temalar değil. Bir de o anlatım tarzı. Çünkü bunu hani bir yapı sökümü yapmaya çalıştığımız zaman birbirinden muhakkak ki ayırabiliriz. Ama sanatı bir bütün, bir kütle halinde düşündüğümüz zaman ayırmak da mümkün değil. Yani şurasından etkilendim ama şurasından etkilenmedim. Çok üst düzey bir bilinçle söyleyebileceğimiz bir şey, parçaladığımız zaman söyleyebileceğimiz bir şey. Ama biz çoğunlukla bir melodiyi bile duyduğumuz zaman onu yorumlamadan algılar ve analiz etmeden, düşünmeden severiz. Yani bizi çeker, biz ona kapılırız, bizi çarpar. Benim metinlerle kurduğum ilişkiler de doğal olarak böyle olduğundan, hatta keşke ben de böyle yazsaydım dediğim metinlerden okumaya, okurluk denen şeyi keşfetmeye başladığım için doğal olarak okumak isteyeceğim türde şeyleri yazıyorum. Biçimsel olarak böyle. Haricen bir de şey, yani tematik mesele var. O tematik de çok katmanlı. Başlangıçta bu yaralı benlikler, yaralı zihinler, parçalanmış zihinler diyelim mesela. Onunla başlıyor çünkü kendini insan öyle hissediyor. Ama bu temalar çeşitleniyor çünkü insan gelişiyor. Yani başkalaşıyor,
mesela biraz önce Ülke Hocam'ın okuduğu metin girişindeki tanımadığım insanları kaybetmemiştim bu cümle. İnsan tanımadığı insanları nasıl kaybetmeye başlar? Aslında hep birileri kaybolmaktadır dünyada. Biz onların acısını hiç duymayız kendimizle çok alakalı iken. Onların acısını duymaya başladığımız zaman şu cümleyi kurmak mümkün oluyor. İnsanları kaybetmeye başladım. Yani başkaları için de acı çekmeye başlamak, başkaları için de kederlenmeye başlamak. Sadece kendi hayatımızdaki işte tuhaflıklar, arızalar nedeniyle değil de dünyadaki başka tuhaflıklar ve arızalar nedeniyle de sızı duymaya başlamak. Bu itince okumak istediğim türden metinleri yazıyorum. Ben anlatıcı meselesi tabii doğal olarak bu tarz tercihler imkanla, enstrüman gibi düşünürsek imkanlarla, sana sunduğu imkanlarla çok alakalı. Üçüncü tekil şahıs kullandığım metinlerim var. Ben anlatıcı kullandığım metinlerim var. Zaman seçimleri de önemli. Baştan yapılması gereken tercihler. Hani benim yakın arkadaşlarım falan edebiyatı çok konuştuğumuz arkadaşlarım yakından bilirler. Serkan da bilir. Ben bazı romanları mesela ilk bölümlerini birkaç kere, girişleri birkaç kere yazmışımdır. Yani üçüncü tekille başlayıp belli bir yere kadar gelip sonra tekrar başa dönüp birinci tekille tekrar başlayıp. Çünkü sundukları imkanlar çok farklı bu tercihlerin. Ama dediğiniz gibi hocam, çoğunlukla ben anlatıcıyı tercih ediyorum. Çünkü aktarmak istediğim şey sadece olaylar değil. Mesela Pencereden romanım, benim ikinci romanım. Orada üçüncü şahıs anlatım söz konusu ama iç monologlar da söz konusu aynı zamanda. Bu yani dünyada çok bildiğim tekniği zaten. Romanları okurken etkilendiğim bir şey. İşte Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, bir sürü romancı, yabancı dildeki de pek çok romancı zaten bunu uygulamış. Bunları, metinleri okurken fark ettiğiniz zaman tabii daha toy bir okurken sizin zihninizdeki klasik daha işte ortaokulda da öğren edebiyat biçimi birdenbire alt üst oluyor. Bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bir tuhaflık var diyorsunuz. Yani sadece mesela işte klasik metinlere, büyük anlatılara, 19. yüzyıl edebiyatına falan bakarsak oradaki anlatımlar biraz daha doğrusaldır, zaman doğrusaldır. İşte tanrı anlatıcı vardır. Onun çok daha dışında başka bir şey var. Başlangıçta anlamsız, karmaşık, tuhaf ama sonra o anlatının içine çekildikçe müthiş. Yani üçüncü tekille anlatılırken birden zihnemek falan. Zaten şeyi biliyoruz. İşte Newton'dan Einstein'a geçiş, işte klasik anlatılardan işte modernist anlatılara geçiş, bunların gerekçeleri, işte Freud ve sonrası, işte insanın zihninin keşfi, benliğin keşfi, benliğin kaşınması, bilinç akışı denen yöntemin bunun çok işlevsel bir edebiyat açısından yöntemi olması, bunlara kapı aralayan, bunlara imkan sağlayan bir tercih. Ben anlatıcı. Okurla kurmak istediğim ilişki de, vay be hiçbir soruyu unutmamışım, hepsi aklımda. Okurla kurmak istediğim ilişki de çok çok doğal bir ilişki türü. Benim beni çarpan metinlerle kurduğum ilişkiyi birileri benim metinlerimle kursun arzusu. Bu da planı ortadan kaldırıyor. Yani plan çünkü biraz içerir, profesyonellik içerir. Planlama, plana göre uygulama, o amacı gerçekleştirmek için gerekenleri yapma. Sanki beni çarpan metinler bu gerekenleri yapmamış. Hatta pek çok şeyi reddetmiş. Yani okuru önemsemek. Okura çok saygı duyuyorum. Yani böyle çok saygı duyuyorum. Ben de okurum. Ama okuru önemsememek aslında. Yani okur yokmuş gibi. Kendisi gibi birisi 1 milyonda 1, 1 milyarda 1 bile olsa o ihtimali gözeterek yazmak gibi bir şey. Bu da aslında çok amatörce bir şey ama acayip sevdiğim. Okurla kurmak istediğim ilişki de bu. Yani çok samimi ve sıcak bir ilişki. Bana çarpanlara
çarpmak. Bana çarpanlar gibi benim de birilerine çarpmam gibi bir amaç. Yani o kesişme noktalarını bulmak aslında. Buluşma evet. noktalarını ya da. Burada evet, aslında yani. Tanık anlatıcı dediniz ya, tanık anlatıcı dedikleriniz de yine aslında ben anlatıcı derken birinci tekil şahıs anlatıcı anlamında kullanmıyorum. Tanık anlatıcılarınızın da ben anlatıcı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani o merkezli evet. olarak yani yapı unsuru olarak oradan bakarak yani ben veya o ama birinci tekil şahıs anlatıcı derken kastettiğim şey fiil kipinin sonundaki birinci tekil şahıs üyelik eki değil. Değil. O da olsa ben de olsa aslında siz yine bir kişinin bakış açısı ve onun algısı üzerinden bir kurgu evet. yapıyorsunuz. Ve hiç bunu bilinçli ya. Yaptığınızı düşünüyorum. Yani bu bilinçli bir bilinçsizlik gibi görünüyor ama hani siz bir tevazilik gösterdiniz. Bence çok bilinçli bir girişimle yaptığınızı düşünüyorum bunu. Eyvallah. Tabii buna hocam kafa yoruyorum açık söyleyeyim. Yani o anlatı olanaklarına, anlatı biçimlerine nasıl dediğim gibi bazı metinleri tekrar tekrar başlıyorum. Belli bir ritme oturduktan sonra ancak ikna olduktan sonra devam edebiliyorum. Yani eyvallah teşekkür ediyorum katılıyorum da tabii ki merak ettiğim ve kurcalamak istediğim şey yani birinci tekil ya da üçüncü tekil o şahsın düşünme süreçleri biraz etkilenme demeyeyim düşünme ve duygu süreçleri duygulanma süreçleri yani düşüyorsa düşmek fiziksel bir şeydir düşerken ne hissettiği mesela o çok fiziksel bir şey değil. O da o içe bakışla beni kurcalamakla olabilen bir şey. Evet. Hocam burada buyurun hocam. Bir soru sorayım Fatih. Bu noktadan baktığımızda yazarlığa geçişinizi sözün sözcüğün dolayısıyla edebiyatın gücünü fark ettiğiniz kırılma noktası. Çünkü aslında eğitim olarak baktığımızda siz iktisat, dolayısıyla matematik merkezli bir eğitim sürecinden geçiyorsunuz. Sonra sosyal bilimler alanında bir sanatsal alana geçiş yapıyorsunuz. Hani genelde ikisi çok uç gibi söylenir. Ben evet. olmadığını düşünüyorum. Oradaki kırılma noktası ne? Çünkü sonuçta edebiyatın da dilinde bir matematiği var zaten. Bu konuda böyle düşünenlerdenim ama o kırılma noktası ne? Nasıl bir geçiş? Söz konusu. Ben de hocam sizin gibi düşünüyorum. Matematiksel bir hadise olduğunu çoğunlukla sanatın. Yani hatta işte bir üniversite döneminde müzikle falan ilgilendim. Müzik, ritim, melodi bunların hepsi matematikle doğrudan ilişkili. Tabii benim iktisat fakültesini okumuş olmam, sanatı tercih etmiş olmam bunlar şey değil, çok bilinçli süreçler değil. Yani da büyüdüm ben. Kapalı Çarşı'da çalışıyordum. Kapalı Çarşı'da ne yapıyor? İşte ticaret, satış filan. Üniversite sınavına gireceğim. Hukuk mu okusam, basın yayın filan mı okusam diyordum. Yani ne alem, ne hukuk ne, basın yayın ne. Bunlar şey yani işte işte Anadolu'dan göçmüş bir ailenin atılı, okumaya hevesli çocuğunun hamama gidip kurnaya, düğüne gidip zurnaya aşık olması kabilinden bir şey. Yani ne olacağını filan o zamanlar bilemiyorsun. Hani böyle bizim zamanımızda şeyler, rehber öğretmenlerimiz filan da yok. Benim eşim şimdi rehber hocam, rehber öğretmen mesela. Nasıl, ne güzel konuşuyor öğrencileriyle. Birkaç sene önceye kadar rehberlik yapıyordu. Sonra idareciliğe geçti. Ne kadar güzel. Böyle bakıyorum ben. İşte şu bölüm şöyle bir şeydir filan. Yani bizim zamanımızda yoktu böyle şey. Böyle şeyler anlatılmıyordu. Zaten üniversite sınavına önce tercih yapıp sonra sınava giriyorduk. Yani böyle ya tutarsa gibi bir şeydi. Çok parlak da bir öğrenci değildim işin aslı. Yani okulla ilişkim çok tuhaftı benim. Ortaokul, yani ilkokul ilk iki seneyi çok zor geçtim mesela. Okumayı çok geç öğrendim. Ve beşinci sınıflarda çok çok iyi bir öğrenciydim. Nasıl, ne oldu bilmiyorum. Ortaokulda çok iyi bir öğrenciydim. Lise berbattı, korkunçtu. Üniversite sınavına neredeyse hiç hazırlanmadan girdim. Yani lise sonunda üniversite sınavına girmedim. Dershaneye gitmedim çünkü.
küstüm böyle sınıfta. Dershaneye gitmeyen tek öğrenci ben. Gıcık oldum böyle dünyaya. Üniversite sınavına da girmeyeceğim. Hani çocukluktan beri okuyacağım diyen bir adam. Böyle ansiklopediler falan vardı bizim evde. Görsel ansiklopedi, işte resimli bilgiler ansiklopedisi. Onları okudum. Sahaflar Çarşısı'ndan aldığım kitapları okudum. Böyle bir öğrenci. Üniversite sınavı zamanı gelmiş. Ben sınava falan girmeyeceğim diye böyle bir trip atıyor dünyaya. Şeye gitmediği için. Oruç bozmak gibi yani. Dershaneye gitmedi. Sonra bir sonraki sene çalışırken işte dershaneye gittim. Parasını çalışarak ödedim falan filan. İte kaka girdim yani üniversiteye. Ama şöyle bir şey yani hayata hani nasıl bakarsak hayatta öyle bir görürüz ya, hayatı öyle görürüz ya. Böyle eğrisi doğrusuna denk geldi. Ben işte normal bir işte üniversitede okudum. Uludağ Üniversitesi Fakültesi'nde okudum falan ama çok iyi arkadaşlarım oldu. Yani hayatımda çok önemli insanlar var. O üniversitede benimle arkadaşlık yapan, beni sanatla daha içli dışlı hale getiren, bendeki bir şeyi gören, benim öykü, işte o zamanlar ufak tefek öyküler yazıyordum. Beni kamçılayan, bana ufuk açan, bana kitap listeleri veren filan. Üniversite zaten biraz daha şeyde, bizim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için söylüyorum. Belki işte şeyle mühendislikler, tıp filan onlar için olmaz ama biraz daha üniversite kantininde öğrenilen bir bölüm idi. İktisat doğrudan o değil yani de iktisat da çünkü biz şeyle ders alarak öğrenilebilecek teknik bir ders şey çünkü süreç eğitim öğretim süreci çünkü ama benim daha çok üniversite hayatım kantinde geçti ve kantinde de şey vardı. Hani muhabbet vardı, edebiyat vardı, sanat vardı, müzik vardı, sinema vardı. Yani şey, bu eğrisi doğrusuna denk geldi. Tuhaflık çok benim işime yaradı filan. Şey olsam mesela, kötümser birisi olsam, hayatımı şanssızlıklar üzerine anlatırım mesela. Yani üniversite sınavına girmedim. Sonra İTKK saçma sapan bir bölüm kazandım. Ona rağmen böyle oldum falan derim ama ben öyle bakmıyorum. Tam tersi. Müthiş şeyler oldu yani benim açımdan böyle bakınca. Onun için şey değil. Yani iktisat ne alaka, edebiyat ne alaka? Hiç değil. Hani işte 1976 yılı, 80'li yıllar da işte çocuk, 90'lı yıllarda genç olan Türkiye'li bir birey için çok normal tercih süreçleri, çok normal bir kader çizgisi aslında bu. Evet. Yani dolayısıyla kırılma noktası biraz aslında eğitim hayatınızdaki o yazın serüvenine girişiniz diyebilir miyim? Tabii tabii. Yani bir gün böyle şeyde Zeytinburnu'da Bulvar Caddesi'nde yürüyorum. Literatürde belirsiz yani etkinliği. Anlamadım. Bir ses karıştı. Siz buyurun lütfen. Zeytinburnu Bulvar Caddesi'nde yürüyorum bir gün. Lisedeyim. Çok güzel mavi gözlü bir kız var. Ben aşık olmuşum ona. Caddede onu gördüm ve o bir yere girdi. Serkan gülümsüyor, biliyor bu hikayeyi çünkü. Bir şey, kitapçı, gazete bayi, kırtasiye arası bir yer vardı. Ece isimde. O girince ben de girdim. Ben girince adamla göz göze geldim. Adam bana ne istiyorsun der gibi baktığı için şöyle adama bakarken arkasında John Lee Hooker'ı gördüm ben. Biraz da müzik seviyorum falan. İşte jazz, blues, rock falan dinliyoruz. İşte Anadolu rock. İşte Moğolları keşfetmişiz filan. Barış Manço'nun hiç de böyle aslında çocuk şarkıları yapan birisi değil de çok büyük bir ozan olduğunu filan yaşamışız yavaş yavaş. John Lee Hooker'ı görün. Bu da işte şey bir Çiçek dergisi. John Lee Hooker'ın kasetini hediye ediyor dergi. Şapşal gibi onu istiyorum deyip onu aldım çıktım. Kız orada kaldı. O derginin içerisinde ben mesela bir tane öykü okudum. Çok tatlı. Yani filan okumuştum ama çok etkilememişti beni. Çünkü ben o şeyde değildim, yeterlilikte değildim henüz.
Sait Faik'i çok daha, Ömer Seyfettin'den çok daha sonra tekrar keşfettik doğal olarak. Siz çok iyi bilirsiniz hocam. Müfredat'ın bize öğrettiği yazarları biz daha sonraki yıllar tekrar keşfetmek durumunda kalıyoruz. Evet, maalesef. Oradaki o öykü aslında şey oldu, kırılma noktası. Çok etkiledi beni ve şey gibi geldi. Ya ben bunu yapabilirim, ben böyle şeyler yapmalıyım. Benim bu hissettiğimi bana başka neler hissettirebilir? Ben nasıl başkalarına hissettirebilirim? Kırılma noktası belki de o. Güzel. Burada da tabii şöyle bir şey var hocam, çok özür dilerim. Kırılma noktası olmasaydı gibi bir şey değil. Kısa kırılıyor. Yani o an başka bir kırılma noktasında yine kırılacaktı. İnandığım bir şey de budur zaten. Öyledir. Bu zaten hani neden olduğunu sorgulamaktan ziyade hani o kırılma noktasının bizimle paylaşmanız, o hikayesini bizimle paylaşmanız adına bir soruydu. Yani mutlaka eyvallah, bir başka sebep olacaktı ama yine Güray gibi burada olacaktı. Tabii hocam. Evet. Bence de öyle. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, Fatih Uyar galiba sorusu. Evet. Ben okurla ilişkiniz bağlamında konuştunuz. Orayla alakalı bir soru geldi. Ülke hocamız bahsetti. Biz böyle 3 haftadır antrenman yapıyoruz sizin gibi yazarlara daha iyi sorular sormak için. Edebiyatta yalanı konuştuk. Edebiyatta gerçekliği konuştuk. Siz bize ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben onu soracağım biraz da. Okurla ilişkiniz konusunda. Bir söyleşinizde diyorsunuz ki ben istiyorum ki beni okuyan insanlar delirsinler ve kalpleri yağmalasın. Onlara samimiyetle hücum etmek istiyorum. İnsanlar mutlu olsun diye yazmıyorum. Tabii ki beni sevsinler istiyorum. Ama ay ne tatlı insanmış bu da diye değil. Beni korkunç bulup sevsinler istiyorum. Ne açıdan korkunç bulsunlar? Ben onların kalplerini yağmalayabileyim. Görüp de geçtikleri şeyleri ben onlar için görüp de geçilmez bir hale getirebileyim. Böyle bir etkide bulunmak istiyorum. Bunun için diyorum, hikaye içimizi delen şeylerden çıkar. Ali Şeriat'ın sesini... Değil. Evet, Ali Şeriat'ın sesini duyar gibi oldum böyle. Uykularımızı kaçırmak için, böyle konforumuzu bozmak için yazdığınızı düşündüm. Okurla bu bağlamda nasıl bir ilişki? Onlarda hangi duyguları, hangi düşünceleri uyandırmaya çalışıyorsunuz? Yaşadığınız dünyadan ne kadar rahatsızsınız ki okuru bu şekilde kalplerini yağmalama düşüncesine kapılıyorsunuz? Şöyle bir şey, yaşadığım dünyadan rahatsız mıyım? Ben aslına bakarsanız mutlu bir insanım. Mutlu muyum? Yok yok. Mutluluk değil bu. Ben aslında huzurlu bir insanım. Ya aslında çok huzurlu da sayılmam. Hırtılarım falan var. Ama tutkulu bir insan mıyım? Tutulduğum kesin. Huzurlu muyum bilmiyorum. Bazen huzurluymuşum gibi geliyor. Huzursuzum demek böyle çok kibirli, artistik bir şeymiş gibi geliyor. Yani daha ne olsun Güray? Saçmalama. Güzel işte böyle diye kendimi ikna etmeye çalışıyorum zaman zaman. Dolayısıyla mutsuz isem, mutsuzluğum benim yaşadığım hayatla ilgili bir şey değil. Yani oturduğum evden memnun değilim. İşte benim işi yapmıyorum falan. Bu tarz bir mutsuzluk hali değil. Çok şükür ben hayatımdan memnunum. Hayatımdan memnunum deyince tuzu kuru zanneder bazıları. Böyle birisi hayatından memnunum dediği zaman öyle de değil. Tuzun kuruluğu beni alakadar etmiyor. Yani nedir hayat? İşte geldik gidiyoruz. Yani bu kadar zaten. Çok abartılacak bir şey yok. İşte yani geldi minicik bir tane virüs darmadağın etti filan bizi. Bunu ben daha önce de yaşadım. Virüs değil de bir his girdi içime ve beni darmadağın etti. Mesela çok iyi hazırlandığım bir sınav var ve kesinlikle geçmek uzamış zaten. Sabaha kadar ders çalışmışız. Esti sabah. Esti ve girmedim o sınava. Girsem geçerdim muhtemelen. İyi hazırlandım çünkü. Ama şey, o bir his. Yani senin bütün kalelerini yağmalayan bir şey olduğunu hissediyorsun o sınavın. Yani hayatın gelip ona dayanmış. Hayatım ona gelip dayanmışsa Allah belasını versin. Girmiyorum. Hadi dağıt bakalım ne kadar dağıtabilirsin beni. Bu mesela. Bu tarz böyle bozgunlar benim ömrümde çok var. Başkalarının hayatında daha da çok vardır. Bu çok bana özel bir şey değil tabii.
Dolayısıyla benimki böyle bir huzur ve huzursuzluk ilişkisi. Bu türden bir şey. Yapmak istediğim de bu. Yani birileri benden etkilenecekse böyle etkilensin. İşte şey, hani gençler falan böyle şey istiyorlar, nasihat. Gençler için bir şeyler söyleyin. Yani o kadar garip geliyor ki bana. Hani siz de belki sorarsınız, yine garip geldiğini söylerim. Doğal bir soru aslında. Hani az çok muvaffakiyet yaşamış bir yazar. İşte gençler de var yazmak isteyen falan. Ne dersin denir, yani makul. Ama verilecek cevap benim açımdan şey, korkunç olur. Hiçbir şey söylemem. Yok bir tavsiyem filan. Niye? Çünkü ben belirli bir muvaffakiyete ulaşan da böyle benim gibi rahat bir şekilde konuşan biriydi. Ben o halde sinirdim, nefret ederdim. Yani bir konfora ulaşmış. Benim canım çıkıyor, canım yanıyor mesela. 19 yaşında bir yazar adayıyım ben. Zannediyorum ki hayatın her safhası bana saldırıyor. Öyle zannediyorum. Öyle zannederiz çünkü. Öyle değildir halbuki. Sonradan anlıyoruz ama o an öyle zannediyorum çünkü ve böyle sırıtarak adamın bir tanesi. Öyle bir iki ödül kazanmış. Kitapları var. Belli seviyede okura ulaşmış filan. Gençlere ne tavsiye edersiniz? İşte çok çalış. Çalışmanın Allah belasını versin. Okusunlar. Okumanın Allah belasını versin. İşte sürekli disiplin olarak yazsınlar. Disiplinli olmanın Allah belasını versin. Bunu derdim ben o zaman. Şimdi benim gibi o zamanlar ki ben gibi olan şimdiki gençler de ki benim muhatabım onlar. Ben böyle söylersem bana onu diyecekler. Onun için hiçbir şey söylemem. Yani taş yerinde ağırdır abi. O sen genç bir yazar adayısın. O çileyi çekeceksin. Dergileri göndereceksin. Yayınlamayacaklar. Beni de yayınlamadılar. Kitabını oluşturacaksın. Yayın evlerine göndereceksin. Yayınlamayacaklar. Beni de yayınlamadılar. Ama sen buna rağmen bir şey olacaksan, o eserin yayınlanacaksa, o eseri yazabileceksen zaman içerisinde yazacaksın zaten. Yok vazgeçeceksen de sen zaten o değilsin. O asilik bir şey söz konusu değil aslında. Bu da benim kurmak istediğim, okurla kurmak istediğim ilişki işte. Tam böyle bir ilişki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Skray Bey, burada benim bir tespitim var. Yani tabii ki eserleriniz üzerinden. Kendi bireysel yaşantınız, özel yaşantınız üzerinden değil. Şöyle bir şey, siz yaşananlar var dünyada. Sizin gördükleriniz, fark ettikleriniz, karşı çıktıklarınız ya da onayladıklarınız bir yaşananlar var. Ve bu yaşananlara toplumun büyük bir çoğunluğunun dilsizleştiğini fark ediyorsunuz. Ve bir başkaldırı metni yazıyorsunuz. Aslında karakterlerinizin büyük bir çoğunluğu pasif görünse de, intiharı seçse de ya da tepki göstermiyor gibi görünse de aslında başkaldırıyorlar. Ve o başkaldırı üzerinden siz o varlık sıkıntısına işaret ediyorsunuz. Az önce dediniz ya, huzurlu muyum bireysel olarak? Evet, hani hepimiz kendi adımıza huzurluyuz. Ama genel anlamda yaşananlara bakış açımızda bir varlık sıkıntımız var. O varlık sıkıntısı devrede diye düşünüyorum. Yani karakterlerinizin genel dünyası üzerinden bu tespiti yapıyorum tabii ki. Ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi hocam tabii bu evet öyle demek kendimi fazla ciddiye almak olur bir taraftan. Ama şöyle yani ben zaten kendimi çok ciddiye alıyorum da bunun görünür hale gelmesi şey yine artistik bir şey olur. Bundan kaçınmak isterim doğal olarak. Ama yaşayamamak zaten bir başkaldırı. Yani yaşayamamak. Çünkü yaşayabilmek için belli oranda kör olmak lazım. Yani bazı şeyleri görmeyebilme yetisine sahip olmak lazım. Bazı şeyleri görerek yaşamak çok kolay değil. İnsan körlüğü seçebilir. Saygı duymam ama var böyle körlüğü seçebilir. İnsanın derdi o olmayabilir. Ama birazcık böyle aklı ve kalbi ortalama düzeyde çalışan bir insan için bu dünyada görebileceği çok fazla sıkıntı, çok fazla problem var.
Şey değil, burada böyle romantik laflara hiç gerek yok. Böyle işte çöpü karıştıran bir işte kadın, yanında çocuğu var. Oradan çöpten çıkarttıklarını işte ayıklıyor filan. Böyle cümlelere gerek yok. Bunları kurmayalım. Ama görmeyen var mı böyle bir hadise hayatında? Şimdi bu zaman ne yapıyoruz? Yani yapılacak yüzlerce şey var. Gidip para vermek, ne bileyim, yardım etmek yani. Dünyanın işte düzenine küfür etmek filan. Yani bir sürü şey var. Ne yapalım? Hep şey, bir parça işlevsel, o kişinin işine yarayacak bir şey. Bir parça bizim vicdanımızı rahatlatmaya yönelik bir şey. Ya da bir parça bizim kendimizi daha çok kanatmamıza yol açacak bir şey. Ama ne yaparsak yapalım bu hayat hep böyle devam edecek. Yani biz o kişiye yardım ettik diye bu sorunu çözmüş olmayacağız. Yani hayatın böyle bir şey olduğunu belli bir yaştan sonra fark ediyor insan. Okumalar yapıyoruz hepimiz. Geçmişe bakıyoruz. İşte sanatçıların hayatlarına bakıyoruz. Müzisyenlerin hayatlarına bakıyoruz. İşte Afrika'nın tarihine bakıyoruz. İşte Avrupa'nın sömürgecilik tarihine bakıyoruz. Yani işte Amerika'nın işte tarihine bakıyoruz. O iç savaşlar. Yani Kızılderililere bakıyoruz. Aborjinlere bakıyoruz. İşte Kürtlere bakıyoruz. Türkiye açısından, Güneydoğu sorunu açısından bakıyoruz. Azınlıklara bakıyoruz. Yani dünyanın her yerinde zenciler var, beyazlar var. Yani neredeyse hiç değişmemiş tarih boyunca. Dolayısıyla yani bir metinde de diyorum işte piramitleri işte 10 bin insan işte 40 yılda yapmış, üzülmesene. Dünyanın en uzun nehri Amazon'muş, üzülmesene. Yani bundan bile üzülecek bir şey. Yani dünyanın en uzun nehri Amazon. Dünyanın en uzun. Dünya. Yani koskoca bir yuvarlak. Hani bir yerde de geçmişti, söylemiştim. Böyle suya bakıp delirmek diye bir şeyden bahsetmiştim. Şimdi bunlar tabii yani bir insanın bunu söylerken gözlerindeki ifadeye çok odaklanmıyorsanız bunlar çok şey, Twitter'lık laflar. Hani suya bakıp yani ne diyor bu suya bakıp delirmek falan ne diyor bu? Öyle dedirten insanlara. Ama emin olun, biliyorsunuzdur, eminsinizdir zaten. Böyle insanlar var. Yani suya bakarak delirmenin ne olduğunu anlatabileceğiniz insanlar var hayatta. Suya bakarak delirmenin eşiğine gelmiş insanlar var. Duvarlarla konuşan insanlar var. Ne bileyim. Bir ağacın gölgesinde 40 yıl oturabilecek insanlar var mesela. Hani biz hayata bu kadar açken, bir sürü insan hayata karşı bu kadar açken bir ağacın dibinde 40 yıl oturabilecek insanlar var. Bunlar da var. Dolayısıyla ben de onlarla ilişki kurmaya çalışıyorum. Yani bu da çok şey, doğal bir şey. Zaten makul, toplumun bizden istediği şeyi yapmıyoruz sanatla uğraşarak. Bunun dışında bir şey yapıyoruz. Bunun dışında şeyi yapıyorsak da bunu savunalım. Ya bizi aptal bir romantik zannedecekler falan diye böyle süklüm püklüm olmanın alemi yok. Ben romantik bir adamım mesela. Ben çok duygusal, duygulu bir insanım. Ben komedi filmi seyrederken yarılırcasına gülerim ama hüzünlü bir film seyrederken de ağlarım. Yani erkekler ağlamaz, erkekler ölür demiştim bir romanda. Ağlarım yani bunları da hani daha toy bir çocukken böyle bir insan olduğum için eziyet çekiyordum. Bunu saklamak zorunda hissediyorum. Şimdi saklamak zorunda değilim. 13 tane kitabım var sonuçta. Bunun böyle bir insan olduğum için var. Dolayısıyla artık bunları savunmak cesaretine de sahibim. Böyle garip tuhaf insanlar var. Böyle güzel insanlar var. Ben de onlardan biriyim ve ben o insanları... Diğerleri çok kötüler. Böyle kariyerinde hırslı, azimli, böyle aç, böyle cesaret sahibi olmak falan diyorlar. Mesela gençler için öğüt, nasıl olmalı? Muvaffakiyet kazanmış insanlara cesaretten bahsettirmek istiyorlar mesela. Bana bu korkunç geliyor. Cesaret sahibi olmak bir düşman karşısında oluyor. Hayat bizim düşmanımız değil. Hayat bizim düşmanımız mı ya? Hayata karşı cesur olalım. Hayat bizim değil. Hayatı taşıyabiliriz. Yani yaşadığımız evin büyüklüğü, arabamızın markası, işte şununla bununla alakalı değil. Hayatı tatlı tatlı, böyle bir Meltem'in esişini hissederek, duyarak, denizin üstündeki o rüzgarın minik
deniz kıpırtısını seyrederek hiç kimsenin yaşayamayacağı bir mutluluğu içimizde hissedebiliriz. Bunları itiraf etmenin zamanı geldi diye evet. yazıyorum. Teşekkür ederiz. Burada aslında yazarken şu andaki bu cümleleriniz üzerinden bu çıkarımı yapıyorum. Siz yazarken hesaplaşıyorsunuz yaşamla. Okura da diyorsunuz ki sen de hesaplaşmalısın. Kendinle, hayatla, evrenle belki. Çok güzeldi yani. Çok teşekkür ederiz. Çok hocam ben bir soru şey hakkım daha var mı? Gülşah hocam buyurun. Gülşah, evet. Sırayla gidiyorum. Teşekkür ederim. Evet buyurun Gülşah Şişman. Güray Bey, az önce anlattıklarınızda da bağlantılı olarak bir sorum olacak. Yani eserlerinizin temaları genellikle Ülke Hocam'ın da bahsettiği gibi işte kaçış, yalnızlık, arayış, bunalım, yabancılaşma gibi temalar. Ve bunlar modernizmle birlikte hani hayatımıza giren işte insanı, bireyi kuşatan ve edebiyatımızda da çokça yer bulan temalar. İşte varoluş sorgulamaları vesaire. Şunu merak ediyorum hani... Tabii ki bunlarla da eserler hani çok fazla yazılıyor. Bu temaların dışını yazmak günümüzde çok mu zor? Ya da Güray Sümgü için mi çok zor? Ne dersiniz? Güzel. Bu aslında bu soru içinde çok güzel, güçlü bir eleştiri de içeriyor. Yani şöyle bir şey var. Kaybedenler, yenilenler, tutunamayanlar... İşte varoluşçuluk, yabancılaşma filan bunlar zaten çok şey bildiğimiz modern problemler. Kimlik arayışı, benlik bu birazcık daha kadim zaten bir şey. Yolda olmak, aramak tamamıyla kadim bir tema. Yani bütün edebiyat tarihin, sanat tarihi nereden başlarsa mağara resimlerinden bugüne bir izlek çıkartırsak, işte ilk verdiğimiz örnekler ve Gülşah Hocam'ın söylediği ilk örnekler işte şeyle ilgili, bunalımları filan bunlarla ilgili. Arayış, benlik bunlar çok kadim meseleler. Ben de zaten şeyim, yani modern zamanlarda yetişmiş, doğmuş bir insanım. Dolayısıyla şeye kesinlikle katılmam. Öğrenilmiş meseleler, öğrenilmiş temalar bunlar. Yani edebiyat bunlarla buna katılmam mesela. Bu bizim içimizde duyduğumuz bir şey. Bizim içimizde duyduğum, yani sanatçının çıkarsa eser muhatabının da orasına ulaşır ya, bizim içimizde doğmuş hissettiğimiz şeyler bunlar. Yabancılaşma ise mesela yabancılaşma işte ne zaman modern zamanlarda ortaya çıktı. İşte şey İkinci Dünya Savaşı sonrası yani daha 40 yıl önce Erdem'den bahseden insan, Erdem'den bahseden romanı okuyarak evet diyen insan komşusunu öldürdü, gırtlakladı bahçesinde. Yabancılaştı kendisine doğal olarak. Değil mi? O zaman başladı. O zaman başladı da bu insana ait, insanın fıtratında olan hakiki bir meseleydi zaten. O an açığa çıktı. O an mı açığa çıktı? Yo. Habil'le Kabil'den beri var. Kardeşin kardeşi kırması. Dünya savaşları da böyle. Büyük savaş dediğimiz savaş. Avrupa'ya döndü. Bunlar şimdi şeyler. Pasaportsuz geçiyorlar sınırların birbirlerine. Komşu eve geçer gibi geçiyorlar. Çünkü kardeşler. Ama o zaman birbirlerini katlettiler mesela. Ne zaman başladı? Yabancılaşma orada başladı. Bizde de başladı işte. Nasıl başladı? Ben şeydeyken Kadırga'da oturuyorken bir sokağımız vardı. Sokakta hepimiz oynuyorduk çocuklar. Bütün herkesi tanıyorduk filan. Sonra Zeytinburnu'na bir apartman dairesine taşındık. O zamanlar babam sağdı. Babam sağken biz biraz varlıklıydık. Babam çok vefat etti. Sonra biz çok böyle gitti filan. Apartman dairesine taşındık filan. İnsanları tanımamaya başladık. Sokaktaki insanları tanımamaya başladık. Yani şimdi vallahi yalan olmasın 15 katlı bir apartmanda oturuyorum ve bir sürü insanı tanımıyorum. Yani bunlar edinilmiş, öğrenilmiş meseleler değil. Gerçekten fark ettiğimiz meseleler bile olmayabilir. Hatta ki fark etmediğimiz
halde yaşadığımız şeyleri birileri görür ve onun bir mesele, bir problem olduğunu anlayıp da yazar. Yani bizim bu şekilde evlerde yaşıyor olmamız aslında bizi bir şeye iter. Bizi dönüştürür, bizi değiştirir. Bir sanatçı da bakar bu değişmiş, dönüşmüş halin sebebinin ne olduğunu, bunun tespitini yabancılaşma olarak koyar. Bunun sebebinin ne olduğunu bulur. Onu kurcalamak için eser yazar. Bu hadise böyle. Diğer kısmı şey, benim biraz olgunluk dönemimle alakalı. 40 yaş civarındaki hal birazcık daha yolculuk içermeye başladı. İnsan acayip kısa tarihi bir şey, Adem ile Havva eğretilemesi zaten. Yani o yasak elma ile birlikte insanın aşka kapılması, aşk getirmesi, dünyayı elde etmek için aşkı unutmak zorunda kalması hadisesi. Unutma üzerine bir roman. Sonrasında İbrahim'in Kaybettiğini Bulması ve Az Kalan Gölge de yolculuk romanları. İbrahim'in Kaybettiğini Bulması adı üzerinde zaten. Kişinin arayışı ile alakalı. Bu da şey, mesela modern roman şeydir, bir geçmiş inşasıdır. Bir böyledir. Biz karakteri modern romanda böyle yapan düşeriz. Ve bir bakarız nerede başlamış yamulma, onun keşfi. Bilincin inşası, o hale gelme sürecini buluruz mesela. Benim öyle, işte Mehmet Sakatlayan Serçe Parmağı öyle bir roman mesela. Ama İbrahim'in Kaybettiğini Bulmasıdır da İbrahim'in geçmişi yok. Çünkü tipik bir Keloğlan izleyi istedim, arzu ettim ben. Keloğlan'ın geçmişini de bilin. Keloğlan geleceğe gider. Gelecek nedir? Kralın kızı. Aşk ve muvaffakiyet, tamamlanma. İbrahim tabii birinci roman insanın acayip kısa tarihi bir Adem ile Havva eğretilemesi. Bu da İbrahim peygamber eğretilemesi sonuçta. İbrahim peygamberin çünkü keşfi, yaratıcıyı keşfi, kendisini keşfi bir nevi. Bu da modern zamanlarda, şimdiki zamanda kaybettiğin bulunması. Hani İsmet Özel soruyor ya, neyi kaybettiğini hatırla. Yani soruyor değil yani, söylüyor ya, neyi kaybettiğini hatırla. Öyle bir izle. Bunlar da Az Kalan Gölge'de bir yolculuk. Kendini arayış. Bunlar da mesela şeyler, kadim meseleler. Başlangıçtaki o bunalım halinden birazcık daha olgunlaşmaya geçince, böyle kendi romanlarımı, izleklerimi anlatmış oldum ama biraz daha yaş 40 civarına varınca, 40'tan sonraki eserlerde biraz daha şey, dağılmaya değil de bulmaya yönelik metinler çıkmaya başladı zihnimden. Bunların ciddiye alınması gerektiğini düşünmeye başladım. Tabii Gülşah Hocam haklı. Şöyle, bundan sonra ne olur? O da benim bundan sonra ne olacağımla doğrudan alakalı. Yani ne görmeye başlayacağım? Yeni bir şey görmeye başlayacak mıyım? Bu gördüğüm şey bende nasıl bir etkiye yol açacak? Bunları şu an hiç bilmiyorum. Onlar da eğer ömrümüz varsa bundan sonra belli olacak artık. Ben teşekkür ediyorum Güray Bey. Sorumu sorarken aslında hani bunların öğrenilmiş olduklarını düşünerek sormadım. Bilakis hani içinde bulunduğumuz uzamda ve zamanda bu tür sorgulamaların ya da farkındalıkların dışında olabilmek o kadar zor ki bence birey için. Hani bunu bir de sizin açınızdan öğrenmek için teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Şöyle bir şey. Sizin yani sorunuz çok hoş, güzeldi. Bir taraftan da şöyle bir eleştiri var biliyorsunuz 1950'lerine. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrası işte varoluşçular falan çıktı. Onlar cidden çok bir işte dünya ekonomik buhranı yaşadılar. Bir büyük savaş yaşadılar. Bundan sonra müthiş bir değer yitimi söz konusu oldu. Ve bunalım dediğimiz şey çok doğal bir şekilde edebiyatlarının içine işledi. Bu zaten böyle. Bütün yani herkes tarafından kabul edilen bir şey. Bir iddia şu ki Türk edebiyatında da bu bunalım etkisini gösterdi ama taklit bir şekilde gösterdi denir. Çünkü biz İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamadık denir. O bohem, o bunalım hali de taklit olarak metinlerimize Batı edebiyatından sirayet etmiştir denir. Haklılık payı vardır. Çok uzmanlık gerektirir. Bu hadiseyi siz daha iyi bilirsiniz. Benim bir işte yazan çizen birisi olarak gördüğüm şey, biz kederleri de
sanatla sanat eserinden de tanıyabiliyoruz. Ama biz bizde olmayan hiçbir şeyi görmeyiz aslında. Yani biz bir roman okuruz. Ondaki şeyin bizde olması oranında o romanı anlarız. Yani o bunalım hali benim inancım o insanın fıtratında. Dolayısıyla biz işte Sartre falan okuduk, sevdik, Yusuf Atılganlaştık diyorum. Onun için söyledim. Öğrenilmiş bunalım diye bir şey var yani. Eleştiri türü var. Bu biraz da aslında bizim belki de sizin metinleriniz üzerinden konuşmak da doğru. Acıyla örülen bir ironik duvar var. O ironik duvarı siz bazen inşa ediyorsunuz, bazen o ironik duvarın, çünkü sizin metinlerinizde ironi ön planda. Metinler arası tekniklerin neredeyse büyük bir çoğunluğunu kullanıyorsunuz. Belki size soralım mı? Tespit ettiğimiz bir şey ama yine de bunu yapma sürecinizi sorabiliriz. Yani metinler arası teknikleri büyük ihtimalle biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onları kullanırken aynı zamanda biliyorum ki yaratıcı yazarlık dersleri veriyorsunuz. Atölye çalışmalarınız var. Dolayısıyla genç yazar adaylarına da rehberlik ediyorsunuz. Bu noktada aslında ironiyi merkeze alarak, yani güldürmek değil mesele. Ya da acıyla örmek değil, sürekli bir arabesk kültür pompalamak ajitasyon değil tabii ki. Ama bir durum var ortada ve onun kalıcı bir etkisi olsun istiyorsunuz. Değil mi? Diye düşünüyorum. Evet. Yani tabii. Karakterler üzerinden ve kurgu üzerinden tabii ki. Tabii. Şöyle bir şey. Klişeler vardır hocam, biliyorsunuz. Ben edebiyat atölyelerinde yasaktır klişeler. Yani çok genç arkadaşlar dramatik yapı denen şeyin ancak hayatta çok bariz bildiğimiz acı olaylar neticesinde doğabileceğini düşünürler. Çok doğal bir şey. Çok gençler çünkü. 16, 17, 18 yaşındaki gençler. Dolayısıyla anlattığı karakterin ailesi trafik kazasında ölmüş olur. Ya da anlattıkları karakter tecavüze uğrar. Ya da anlattıkları karakter intihar eder. Yani bunlardır. Ben bunları yasaklıyorum başlangıçta. Yani bunları belirli bir olgunluğa eriştikten sonra kullanabilirsin. Hiçbir şeyi, yani edebiyatta hiçbir olayı anmanın yasağı olmaz. En bilinen klişeyi o konuda hiç söylenmemiş bir şekilde onu söyleyerek klişe çıkartır bir başyapıt haline getirebilirsin çünkü. Ama olayın dramatik etkisine sığınmak diye bir şey var. Bu işte mevzuyu arabeskleştirmek. Sadece olay boyutunda, söylem boyutunda da mevzuyu arabeskleştirmek falan. Bu tabii hiç seveceğim, yaklaşabileceğim bir şey değil. Daha yüksek bir şeyin doğal olarak peşindeyim. Bu da ironi ile mümkün olabiliyor. Çünkü ironide şey var. İronik, yani kahkaha attırabilir. Ama mesela bize komik gelen şeyler vardır. Gülünç gelen şeyler vardır. Gülünç gelen şeyler biraz hafif şeylerdir. Yani çok saygın değildir gülünç. Komik başka bir şeydir. İronik bambaşka. Yani hem tebessüm ettir, güldürür falan filan ama bir taraftan da hissettirme, jilet kesiği gibidir. Yani bir taraftan da keser. İşte en bariz örneği işte Oğuz Atay filan mesela. Yani Oğuz Atay'ın metinlerini, yani geçen gün yine andım şey, ne evet ne de hayır ya da babama mektup filan. Ya okurken gülmemek imkansız. Ama insanı alt üst eden bir dramatik etkisi de var. Bu ironi ile mümkün olabilen bir şey. Ama bu öğrenilebilir bir şey mi? Emin değilim. Bu insanın gerçekten hayata bakışıyla alakalı bir şey. Aciziyetin farkında olmak. Bu ama aciziyetin farkında olmak derken sadece kendi acizliğinin, kendi zavallılığının farkında olmak değil. Kendi zavallılığının farkında olmak çünkü şey, arabeske götürür insanı. Aciziyetin farkında ol. Aciziyetin farkında olduğu zaman güçlü konumunda olduğunu hisseden insanın da aciziyetinin farkında oluyorsunuz. Siz o düzlemde ve o platformda onun tarafından mağlubiyete uğratılması %90 ihtimalle olan biri bile olsanız aziyetin farkında olduğunuz zaman onun zavallılığını da fark ediyorsunuz. Onun zavallılığını da fark ettiğiniz zaman bu sefer kendinize yazıklanıp ondan korkmak yerine onun da zavallılığını, yüceliğine rağmen
ifade edecek bir şey söylemek istiyorsunuz. Bu da ironi işte. O yani ne kadar kocamansın, sen çok sert düşersin ha gibi. Çünkü bu da ironiyi getiriyor zaten. Bu da şeyle çok sezgisel, yani çok insanın fıtratıyla alakalı gibi geliyor bana. Güray Süngü çok iyi psikoloji biliyor bu arada. Bilmiyorum. Bilmediğini bilmiyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Eyvallah hocam, sağ olun. Ben devam edeyim mi? Soru var mı? Evet Burak, Burak Armağan, Ağrı İbrahim Çeçen. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. İş aslında biraz daha böyle teknik konulara yaklaştığı için bir teknikle ilgili benim de bir sorum olacak Güray Bey'e. Aslında edebiyat samimiyet değil bir tekniktir demiştiniz siz de bir röportajınızda. Sizin aslında çok detaylı teknik okumalar yapıp uyguladığınızı da biz görüyoruz. Zaten az önce Ülke Hoca'nın söylediği gibi yazarlık dersleri de veriyorsunuz. Bu ilerleyen süreçlerde acaba uygulamayı tasarladığınız farklı veya hiç hoş bir teknik var mıdır diye sormak istiyorum. Tabii ki söylemem. hocam cidden şey, yani şu an bir şey diyemem buna. Çok böyle deşmeden bir şey söyleyeyim. Şimdi biz dünyayı duyu organlarımızla algılarız. Dünyayı duyu organlarımızla algıladığımız için dünyayı duyu organları ile algılanacak şekilde inşa ederiz. Edebiyatta da öyle inşa ederiz. Bir tane roman taslağım var. Bir şey arıyorum ona. Yani karakterden falan bahsetmeyeyim. Çünkü bahsedersem şeyi kaçar. Büyüsü kaçar. Başkası çalar diye demiyorum. Başkası da çalar ayrı konu da. Başkası çalar diye değil. Biz romanda bir karakteri anlatırken başkaları üzerinden anlatırız. Yani işte kapıdan içeriye girdi. Kapıdan içeriye girmesinin bir etkileşim söz konusu kapıdan içeri girdi ifadesinde. Yani odada birisi olsun ya da olmasın. Kapıdan içeri girişi bir kapıyla içeri ile alakalı. Kapının ve içerinin onu görmesi, algılaması, buluşması söz konusu. Algı dünyası tamamen kapalı bir insanın anlatımında herhangi bir etkileşimin olmaması hadisesi ise çok dolaylı yoldan anlatılabilir olmalı diye bir hareket noktam var. Böyle bir karakteri o dolayımda anlatmak gibi bir şeyim var. Tasarım var. Epeyce notlar aldım. Yöntemi de buldum. Yani nasıl bir yöntem ile nasıl bir şey yapısı, cümle yapısı da demem doğru olmaz. Nasıl bir ilişki biçimi ile diğer bir romanın diğer unsurları ile olan ilişkisi. Nasıl bir ilişki biçimi ile anlatacağımı da buldum. Epeyce notlar da aldım ama geçemedim henüz. Yani sorduğunuz düzlemde böyle bir tasarım var. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buradan şunu anlayabilir miyiz bir? Parçadan bütüne gidiyorsunuz. Önce parçalar, sonra onları bütünleştiriyorsunuz. Hocam bütün şöyle. Bütün mü merkezde? Aslında şu algısızlık, algısı olmayan bir karakter. Yani aramızda kalsın. Hem sağır, hem kör, hem dilsiz bir karakter olduğunu düşünün. Yani dünyayı görmüyor, dünyayı duymuyor. Nasıl iletişim kurar? Yazarak görmediği ve duymadığı için yazmayı öğrenmesi mümkün değil gibi. Hiçbir şey duymadığı ve görmediği için iletişim sıfır. Sadece dokunma hissi var. Dokunarak. Bunu nasıl anlatacaksınız? Yani çok dolaylı anlatmanız gerekiyor. Yani şunu anlatmak istemiyorum çünkü. Gözleri görmeyen adamın adı şey olsun. A olsun. A oturduğu yerde dururken işte kardeşi F ona geldi ve yanağına dokundu. Yanağına dokundu dersem
onunla ilişki kurulduğunu aktarmış olurum. Ama adam ilişkisiz, iletişim kuramıyor. Yani o iletişim biçimi yok. Bu hadise hocam, Ülke hocam, bu aslında bütün. Yani ilişkisizlik, iletişimsizlik. Bu bir bütün. Bu bütünü anlatmak için ama parçalara, en başa dönüyorum ve parçalardan oraya nasıl ulaşırımın derdine düşüyorum. Bu da benim kurgulama tekniğimle biraz alakalı. Evet, evet. Yani kurgulama tekniğimin üzerine çalışmamı gerektiren bir yöntem oluyor bu da. Evet, evet. Gayet güzel. Bize güzel bekliyoruz. Çok güzel bir eser geliyor diye düşünüyorum. Sözcükler belki sınırlarını zorlayacak. Değil mi? Bakalım hocam. Yani heyecanlandırıyor benim yani şu an bir türlü girişemedim de. İşte çok, iş çok. Çalışmamız lazım filan. Evin taksitleri var, faturalar filan. Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Güray Bey, şunu mu kastettiniz biraz? Aslında biz roman okurken biraz ne söylendiğinden çok ne söylenmediğine de biraz odaklanmamız gerekiyor. Şimdi çok dertli olduğunu düşünsem var ama öyle yani çok dramatik bir şey yaşamış ve onun etkisi yüzünden belli. Mesela biz ona ne oldu dediğimiz zaman çok dramatik bir şey. Küt diye söylemez onu. Yani annem öldü. Bu parodi halidir. Yani gibi Yusuf Atılgan'da falan var ya, annem öldü dün. Öbür gün, önceki günde olabilir. Bu, o yabancılaşmanın boyutunu anlatmak için biraz karikatürleştirilmiş hali. Doğallığında bir şey değil. İnsan bu böyle çok büyük kayıpsa böyle. Ben normal insandan bahsediyorum. Küt diye söylemez. Yani oluyor ya bir şeyler ne bileyim der mesela. Çok artmış da terk etmiş. İşte Ayşe beni terk etti. Bu kadar, yani çok büyükse bu kadar kolay söylenmez çünkü. Ya da bir şey yok der mesela. Bir şey yok filan da diyebilir der. Yani bir anda bazı şeyler bir anda söylenmez. Edebiyatta da olmalı. Yani hemencecik söylenmemeli. İma edilmeli. O halde iken. Yani Mehmet mesela dayak yemiş. Dövmüşler okulda. Gelmiş Lena'nın odasında. Benim romandan bir sahne bu. Babası var kafasında. Babasının düştüğünü düşünüyor. Babası düşmüş ve babasına vurmuşlar. Onu düşünüyor. Yani bu nasıl düşmek? Hayattan düşmek ve hiç kimse görmemiş bunu. Görmemek de vurmak. Aklında o var. Kafasında babası var Mehmet'in. Lena diyor ki ne oldu sana diyor. Ağzı burnu dağılmış çünkü. Çok etmiş. Adalet düşüncesi yüzünden. Aklında babası varken dayak yemiş. Harica. Düştüm diyor. Düştüm teyze diyor. Olur mu düşmek, sana vurmuşlar diyor. O da düşene vuruyorlar be teyzem diyor. Şimdi bunu çok arabesk bir verebiliriz. Düş vuruyorlar. Ama öyle değil. O halden çıkartmak için o sahneyi kurmak gerekiyor. Yani adamın kapıya dönük oturması, hareketsizliği, o sahneyi inşa etmek gerekiyor. Yoksa bu diyalog çok berbat bir diyalog. Ne oldu? Düştüm. Olur mu düşmek? Sana vurmuşlar. Düşene vuruyorlar be teyzem. Ay berbat oldu bakın. Böyle berbat oldu. Bu söylemin gizlemek gerekiyor ile. Anlatı, sahneleme ile katmanlaştırmak, zor söylenir hale getirmek gerekiyor. O zaman çıkar ya, böyle kolay çıkmaz, çok samimi itiraflar, çok içeriden itiraflar kolay çıkmaz ya insandan. Sanat eserinde de öyle çıkmaması gerekiyor acının. Yoksa biz çok etkilenirdik. Yani böyle çok bariz acıları anlatan şarkılar falan var mesela. Onlardan çok etkileniyoruz. Biraz daha ama gizli saklı olanlardan çok daha fazla etkileniyoruz. Evet. Kendimiz buluyoruz onu. Bu şundan bahsediyor gibi. Biz tamamlıyoruz. Evet. Hocam. Biraz özür dilerim.
Bu biraz aslında yaşamsal ya da bireysel, günlük yaşantıdaki kusur diyebileceğimiz, hani kusur kelimesi tam karşılıyor mu bilmiyorum ama yazımla, edebiyatla onu güzelleştirme belki de, estetik hale getirme. Estetik hale getirme, bence estetik de. Estetik hale getirme. Buyurun hocam dedi birisi ama. Hocam ben... tamam. Çok kısa bir şey söyleyecektim. Buyur hocam, buyurun. Buyurun hanım, buyurun. Buray Bey tasarladığı romanla ilgili bilgi verirken aklıma bir film geldi. Beren Saat başrolde Benim Dünyam adlı bir filmi. Ben ondan etkilenmiştim çünkü kör birini canlandırıyor ve ailede sadece annesi onu koruyor. Babası bile hastaneye yatırılmasını istiyor. Ona bir ucube gibi davranılıyor. Uğur Yücel de başrolde olan erkek oyuncu ona hocalık yapıyor ve onun üniversiteyi bitirmesini sağlıyor. Yani o mücadeleyi izlediğimde ben o durumdan çok etkilenmiştim. Şimdi sizin tasarladığınız şey de beni meraklandırdı. Çünkü duyularını kullanmadan sadece dokunarak dedim. Çünkü o filmim ve aklıma bu geldi. Bunu paylaşmak istedim. Sanki o filmdeki durum farklıydı gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Hocam, o film zaten şey, bir yeniden çevrim. Ve şey... Heller, adını unuttum, bir kadın yazar. Heller. Bilmiyorum. Kore yapımı bir film diyebiliyorum. Efendim? Kore yapımı diyor. Kore galiba. Evet. Evet ama şeyi, roman ise şey, İngiliz olması lazım. Kadın yazar, adını unuttum. Hemen internetten bakıp öğrenebiliriz aslında. Şey, kör ve sağır. Sağır, evet. Konuşamıyor. Harfleri annesinin dokunmaları ile öğreniyor ve kendi hayatını anlattığı çok berbat ama çok yüce. Yani teknik olarak çok berbat doğal olarak ama çok yüce bir 70 sayfalık bir romanı var. Türkçe'de bildiğim kadarıyla yok. Karakter o. Beren Saat'in filan da ben o filmi seyretmedim ama o Kore'yi seyretmiştim. Onun kim olduğunu biliyorum. Bu tabii şey, öyle bir karakterin aktarımı mesela. Bu ama aktarım bana şey geliyor. Yetersiz. Yani sinema ise mesela görmeyen bir karakteri bizim de görmememiz gerekir. O bizi görmüyor çünkü. Biz de onu görmeden nasıl anlatabiliriz? Yani Hitchcock'un Rebecca'sı mesela. Hitchcock'un Rebecca'sında Rebecca yoktur hiç. Filmin başrol oyuncusudur ama Rebecca karakteri yoktur. Rebecca içeri girdi der, kamera boşluğu gösterir. Oturdu der, kamera eğilir. Birisi oturmuş gibi filan. İçiyor bunu. Yani böyle bir karakteri sadece o karakteri anlatmakla olmuyor işte. Bir de ona bir o tema ise bir biçim gerektiriyor. Hani anlam grift ise biçim de grift oluyor ya Faulkner. Onun gibi bir şey. Biçimi de ona uydurmak gerekiyor. Benim dertlendiğim mevzu bu. Yoksa tema, dünyada binlerce tema var. Evet. Hocam, Helen Keller'ın Amerikalı ve aynı zamanda filmde Hint yapımı, orijinal adı da Black diye anımsıyorum ben. Black. Filmin adı Black. Black'te evet. Ben de Kore diye hatırladım ama Hint yapımı mı? Film? Ben Hint yapımı diye hatırlıyorum filmi. Google'da öyle. Mesela kontrol edebiliriz. Filmin adı Black. Ona kesin. Black evet. Orijinal yapım bir Hint filmi. Hint yapımı diye ben de hatırlıyorum. Benim izlediğim Türkçe versiyonuydu. Ben sadece konu beni etkiledi. Konu. Zaten dediğiniz gibi hocam. Konu etkiledi. Şey aynı. Karakter aynı. Sinema filmi olarak zaten eleştirilebilir. Yani daha iyisi de yapılabilir. Karakter fakat aynı. Dünya ile ilişkisi yok. Yani duyularını kaybeden birinin o çırpınışına annesinin, evet, hocasının destek olması. Bu beni çok etkiledi ve sadece dokunarak. Tabii. Dokunarak okumayı öğrendi. Öyle bir şey ki romanda şöyle ifadeler var. Yani su mesela. Suya kızını götürüyor, suya dokunuyor kızı. Suya dokunuyor, sonra tenine bir şeyler yapıyor. O şeyler ilk başta anlamsızdır. Yani benim mesela koluma şunu yapıyorum, C harfi çiziyorum. Bu ilk başta anlamsız ama defalarca yaptığın zaman
bunun diğer başka şeylerden farklı olduğunu anlıyor insan. Bunun yani bir C harfinin ne kadar süre alacağını düşünün. Ama düşünemeyiz. Yani çünkü şöyle düşünmemiz lazım. Yani acayip bir şey. Bu tecrübe acayip bir şey. Bu suya bakarak delirme hadisesi böyle bir şey. Yani onu düşün. Nasıl? Delirtir yani adamı. Gerçekten. Evet. O kitaba biraz hemen baktık. Orada şey var aslında. Bir kişinin kendi hikayesini anlatması. Zaten aynen. Baktığı da o. Benim hayatımın hikayesi. Burada ise siz aslında büyük ihtimalle hikaye değil derdiniz. Değil. Arayışı sorgulama. Evet. Sefa Yeşil'i. Can ben bir soru sorabilir miyim? Evet. Kıray Bey, biz söyleşinizde insanların bir hikayesi yok, öyküsü var söylüyoruz. Ve hikayenin çok eski yani arkeolojisine dair bilgi veriyorsunuz. Bu doğrultuda, bu bağlamda baktığımız zaman Güray Süngü'nün hikayesinin arka planında da kaybolan insanların hikayesini tekrar edebi üretimler aracılığıyla hatırlattığını görüyoruz. Tabii Gülşah Hocam da eserlerin arka planında yabancılaşma, yozlaşma, kendi olma, kendine arayış olduğunu söyledi. Bu bağlamda tematik düzlemde yabancılaşma, yozlaşma, çözülüş, arayış sadece Güray Süngü özelinde değil, genel olarak bir baktığımız zaman yazarlarda bu temalar etrafında güvenli bir alana kaçış söz konusu sanki. Yani tabii metin arasılık sizin eserlerinizde bir hayli fazla. Bu güvenli alana kaçış yazarlık serüveninde bilinçli bir tercih midir? Sonuçta her zaman güvenli bir alanda, hani Ülkü Hocam buna güvenli mit der. Yani bu bağlamda bir kaçış bilinçli bir serüven midir? Bunu merak ediyorum. Bilinçli bir serüven mi? Tam emin değilim. Güvenle kaçış olduğunu da düşünmüyorum işin aslı. Mesela şeyler var. Yani bu tabii mit olarak bunu alırsak buna tabii ki katılırım. Ama mesela şeyler var. Popüler temalar. Moda trendler var mesela. Moda temalar var. İşte bir dönem şeydi. Güneydoğu sorunuydu. Bir dönem 80 şeydi, darbesiydi mesela. Sol sağ çatışmasıydı bir dönem. Yani Türk edebiyatında o kadar çok eser var ki. Güneydoğu sorunuydu. İşte şimdi başka bir şey, işte Gezi oldu filan, o çok 80 kadar bir şey çıkmadı, bir nitelikli eser çıkmadı ama moda. 28 Şubat. Böyle şeyler var, 15 Temmuz. Böyle şeyler var. Trend temalar var mesela, zaman zaman hayatı gerçekten çok doğal bir şekilde esir alan, toplumu etkileyen, derinden sarsan, yaralayıcı, işte mutlu edici, düştürü pek çok şey var hayatta her yaşadığı. Ve buradan hareketle böyle yazılan popüler temalar, popülerleşmiş temalarla hareketle yazılan şeyler, romanlar var. Ama sizin söyledikleriniz hani Gülşah Hocam'a da sorusundan sonra cevap vermeye çalıştım. Bunlar bana göre şey değil, güvenli alanlar falan değil. Bunlar bizatihi yaşadığımız şeyler, bizi kederlendiren şeyler. Yani insanın kendini arayışı, kendini bulma çabası, ben olma. Yani kendini bulma derken bunu böyle kadim bir metinden hareketle, kadim bir arayış hikayesi olarak anlatmayı bir kenara bırakalım. Kendini gerçekleştirme dediğimiz şey var ya bugün mesela. Bütün gençleri esir aldığımız şey bu mesela. Potansiyeline ulaş, kendini gerçekleştir. Bunu biz kariyer gibi diye ucube bir kavramla öğretmeye çalışıyoruz tabii gençlere, ama bunlar şey değil, moda değil. Bunlar hayatımızın doğasında olan şeyler. Buraya aslında sizden bir alıntıyla cevap verebiliriz Sefa'ya.
Düş kesiğinin hani 27 başlığı var biliyorsunuz. Siz de biliyor musunuz ne kadar komik oldu? 10. başlıkta şöyle bir giriş var. Ağrıyan aklımdan irinler sızıyor. Ve buna diyorsunuz. Ah siz diyorsunuz orada. Devam ediyor Metin. Yani o ağrıyan aklınızdan sızan, kalbinizden, çünkü normalde rap genelde yeni yazmaya başlayan biri kalp koyar, gönül koyar, hı hı, hayal koyar, geçmiş koyar ama diyorsunuz ki aklımda. Dolayısıyla aslında buradaki o ağrıyanlar, acılar ve onun ironisi üzerinden ve onun kelimeye dönüşmesi. Hocam evet, acı deyince gerçekten şeye dönüşüyor iş. Yani çok arabesk bir şeye dönüşüyor. Ben işte çok acılar çektim falan, ona dönüşüyor. Evet. Yani ama şey, yani çile diye bir şey var. Fikir çilesi diye bir şey var. Ne anlattı, aktardı filan metinleriyle, şiirleriyle. O fikir çilesi biraz daha şey tabii, ideolojik bir şey. Daha farklı şeyler var. Yani bu mesela bu 50-60 kuşağında intihar eden bu varoluşçu yazarlar var. Bir sürü adam öldürmüş kendisini. Bir sürü adam ve kadın, yani bir sürü yazar kendisini öldürmüş mesela. Niye? Yani bunun cevabı şey, biraz önce de konuştuk ya, işte bunalım çağıydı. İnsanlar işte kederlendiler dünya savaşlarından sonra, değer yitimine uğradılar filan. Yani çok şey, kağıt üzerinde çok doğru cevaplar. Ama bir insanın oraya sürüklenişini şey yapalım, izleyelim. Zihni hangi süre geçiyor? Yani bir kere şey, benim Pencereden diye bir romanım var. Bir karakter pencereden atlıyor ve sakat kalıyor. Daha sonra da hayatı boyunca şeyi arıyor. İntihar edip ölememiş insanları arıyor. Çünkü birileri, çünkü ikna olmuş artık. Tek başına olmayacak. Birileriyle birlikte bir hayat kurması lazım. Ama kiminle kuracak? Ancak kendisi gibilerle. Kendisi gibiler de intihar edip ölmemiş olanlardır diye düşünerek öyle insanlar arıyor. Bir mülakat okumuştum. Bir iş adamı şey yapıyor. Çok yüksek katlı bir yerden atlamış. Plaza gibi bir şeyden atlamış ve ölmemiş ama. Bir montu açılmış. Bir paraşüt etkisi yapmış. Sonra bir camekan bir şeyin içine düşmüş filan. Hayatta kalmış. Adamın mülakatı, ya hatırlamıyorum kim filan ama o kadar cool'du ki. Yani o kadar büyük bir özgüvenle konuşuyordu ki. Çok etkilemişti beni o mülakat. Ve şöyle bir şey söylüyordu. Düşerken aklım başıma geldi diyor mesela. Yani Le Hain diye bir tane film var. Protesto diye Türkiye'de gösterildi. Film şöyle bir epigrafla başlıyor, alıntıyla başlıyor. Adamın birisi diyor 19. kattan aşağı atlamış. Her katı geçtiğinde şöyle tekrarlıyormuş içinden. Şu ana kadar her şey yolunda. Şu ana kadar her şey yolunda. Bir kat taksi şu ana kadar her şey yolunda. Varınca bitecek gibi. Atlıyor ve atlı başına geliyor. Bu şey gibi sanki. Mikrop var ve vücuttan çıktı. Çok yakından tanık olduğum başka bir hadise var. Birisi, yine hayatına son vermek isteyen birisi, söz konusu bu anlatacağım şeyde, arkadaş, eş, dost filan demeyeyim, şey olmasın, mahrem çünkü, bir şey, bir vaka yani. Başka birisi onun, hayatına son verme hadisesinin gerçekleşeceği gece yarısından önce, 1-2 saat önce, onu ziyarette. Gözündeki ifadeden bahsediyor. Gözündeki ifadeden. Gözünde müthiş bir şey var. Kin. Kin, öfke. Böyle çok... Biz bu tarz bir bakışla karşıdır. Birileri bizim bu bakışımızla karşıdır da oradan biliyoruzdur. Ya da biz böyle bir bakışla karşılaşmışızdır. Hepimiz tecrübe etmişizdir. Böyle bir bakış. Birkaç gün sonra o kişi... Komadan çıktıktan sonra o kişi yine onu görmeye gittiği zaman yüzünde o şey yoktu diyor. Yüzünde. Ben buna çok takılmıştım o zamanlar. Ben zaten Pencereden romanını bana bu hadise anlatıldıktan sonra yazdım. Sanki şey, yani insanı zehirleyen bir şey, insanı ölüme sürükleyen, insanı vazgeçmeye sürükleyen şey
mikrop gibi içeriye girmiş ve bütün benliği ele geçirmiş bir şey sanki ve yere çarptığı an o çıktı, gitti. O nasıl bir şey işte? Yere çarpma anı ya da çarpacağını idrak etme anı nasıl bir idrak? Nasıl bu meraka değer bir şey. Varoluşçular falan diyorum. Hani bu hadise böyle kağıt üstünde çok kolay. Yani işte varoluşçu yazarların çoğu intihar etmiştir. Ya bu şeyden atlarken bile hani değişiyor insanın zihninde bir şey. O yüzleşme anında. O süreç çok şey, değerli bir süreç. Çok korkunç bir süreç. Yani değerli derken çok acayip bir süreç. Onu anlamaya çalışma çabası, onu aktarmaya çalışma çabasını ben güvenli alan olarak görmem anlatıda. Güvenli alan olarak göreceğim şeyler klişeler. Yani işte cinayetler, tecavüzler, şu işte yani Gezi olur, Gezi'nin romanını yazalım. 15 Temmuz, 15 Temmuz'un romanını yazalım. İşte 28 Şubat olur, onun romanını yazalım, onun öyküsünü yazalım. Filistin hakkında şiir yazalım filan. Klişeler bunlar. Onun için de şey diyorum, İçimizi delen şeyden çıkar hikaye, bakıp da gördüğümüz şeyden değil. Yani bakıp da görmüşsek onu sloganlaştırıyoruz, onu bayraklaştırıyoruz ve o şey, işte bu tarz metinler kaleme alıyoruz. Ama bu gerçekten bizim içimizi deldiyse zaten hemen tepki veremiyoruz. Yani zaman alıyor. Epeyce bir zaman geçtikten sonra, onu artık iyice sindirdikten sonra kalan tortusu üzerinden roman inşa edebiliyoruz. Burada aklıma İsmet Özel'in Amentüs'ünün girişi geldi. İnsan eşrefi mahlukattır derdi babam. Bu sözün sözler içinde bir yeri vardı. Bir Eylül günü bilek damarlarımı kestiğim zaman bu söz asıl anlamını kavradı. Yani o tam o son noktada uyanmak ya da fark etmek dediğimiz şey aslında biraz da. Tabii İsmet şey diyor, intihar geride kalanlara çok ağır bir suçlamadır diyor. Yanlış hatırlamıyorsam Fowles'ın Büyücüsü'nde de aynı ifade var. Yani çok benzer bir ifade var. Hayatını sürdürebilenlere yönelik bir eleştiri gibi bir şey söylüyor Fowles şeyde. İntihar için. Büyücü adı romanın. Hatta şeyde ilk 10 sayfasında filan yani bakılabilir de kolaylıkla. Evet. Evet. Ben bir soru sorabilir miyim Ülkü Hocam mümkünse? Tabii ki. Evet. Burada şu küçük tespit, bunlar hep tespitler tabii, doğruluğu tartışılabilir. Siz bir yerde diyorsunuz ki Picasso gördüğünü çiziyor, işte eciş bücüş, işte şekilsiz kaymış. O zaman Güray Süngü de gördüğünü anlatıyor, gördüğünü yazıyor. Burada görmek derken birinci anlamda bizzat gözünüzle gördüğünüz değil, fark ettiğiniz anlamında söylüyorum. Bana kalırsa öyle hocam. Şöyle bir şey var, Gülşah hocam özür dilerim. Şöyle bir şey var. Yazmanın üç aşaması diyorum ben mesela. Yani görmek, duymak, aktarmak. Yazma yeteneği dediğimiz şeyi aktarmak olarak anlatılıyor. Yani yazmak, yani kaleme almak. Benim için yazma yeteneği kaleme almak değil. Görmek ve duymak da göz ve şey kulakla ilgili değil. Görmek, hadiseyi görmek, bu gözle bir nebze ilgili olabilir. Duymaksa onu içinde duymak. Yani bir cinayet işlendi, gördün ya da haberdar oldun. Bu görmek boyutu. Bunu içinde nasıl bir şeyle, duyuşla, nasıl bir kavrayışla, nasıl bir idrak ile aldın, algıladın? Ve bu ondan sonra aktarma aşaması geliyor ki en kolay kısmı kaleme almak. En kolay kısmı derken zorluk kolaylık olarak kısmı o. Mevzu asıl görmek. Yani büyük yazarlar büyük şeyler anlatmışlar. Raskolnikov'u anlatmış mesela şey. Ya ben bir karakter yazayım şöyle gitsin fakir olsun bu birilerini öldürsün filan sonra bizden böyle değil, bu kadar basit olmasa gerek. O görme ve duyma istiyor. Sonrası yazmak kolay. Pek çok büyük romana baktığımız zaman bizim çoğunlukla zaten biz kendimizde olmayanı görmeyiz romanda ya. Biz evet ya dediğimizi duyarız böyle içten içe bir filmde filan. Şey gelir bize.
bizi çok incitici bir olay gibi gelir. Üzer mesela olay. O olay biraz şeydir, tanıdıktır mesela. Ama o öyle bir tanıdık ki görmeden de aklımıza gelmiyor. Ama o sanatçının geliyor işte. Yani senin görünce tanıyacağın şekilde onu kurgulamak onun aklına geliyor işte. Çünkü o gördü ve duydu. Eko'ya bir arkadaşı bir yolda karşılaşıyorlar. Diyor ki sen neden amcam ve yengemin hikayesini izin almadan yazdın? Ya değil mi? İşte, aslında ne amcayı tanıyor, ne yengeyi, ne de onların hikayesini biliyor. Bütün mesele bu zaten, yazar olmak. Ben şeyi çok yaşıyorum tabii. Bu birazcık da romantik geliyor ve hani benim de birazcık hoşuma gidiyor. Ama çok aslında şey, bir edebi eleştiri olarak görerek söylemiyorum bunu. Bir okur yorumu olarak beni anlatmışsın falan diyen çok oluyor bana mesela. Bunu bir öyle bir övgü olarak alıyorum. Bu akademik olarak eleştirilebilir de tabii. Yani böyle özdeşlik kurma hadisesi basit de bir şeydir çünkü. Bir metine çok özdeşlik kuramadığımız ama bizi rahatsız eden büyük karakterlerdir. Asıl büyük karakterler falan öte yandan. Evet. Çok teşekkür ederiz. Gülşah'cığım sen mi soru soracaktın? Mümkünse o evet, isterim. Evet, evet, buyur canım. Şimdi genellikle yazarlar hani roman ve hikaye yazarları için söylüyorum birbirine yakın sayılan türler oldukları için hani hikayeyle başlayıp romana dönüyorlar ve daha sonra hikayeye bir daha geri dönmüyorlar ya da hani hikayeyle devam ediyorlar. Şimdi sizde ikisi çok paralel ilerliyor. Yani roman ve hikaye yazmaya devam ediyorsunuz. Ben şunu merak ettim. Neden roman, neden hikaye? Şimdi benim büyük aslında, ben ayrıca kendimi romancı olarak görüyorum. Beni mesela bir yerde oturuma çağırıyorlar, öykücü olarak. Ben diyorum ki romancı olarak çağırsanız daha memnun olurum filan. Benim büyük türüm roman. Asıl ana türüm roman. İlk içime düşen ateş de roman. İlk etkileyen şey de beni roman. Ayrıca mesela ilk romanım Dördüncü Tekil Şahıs. Birinci romanımı şöyle koyduğum zaman diğer bütün öykü kitaplarımı bu yaşıma kadar yazdığım öyküleri koyunca onun yarısı kadar ediyor zaten. Ve 8 tane romanım var. 9 da olabilir. 4 tane öykü kitabım var. Yani daha çok roman. Ama soru anlamlı çünkü öykü de yazıyorum. Hatta ilk günden bugüne değin hep öykü de yazdım. Aslında tür dediğimiz şey, tabii ben böyle cevap verince o zaman niye ana tür roman diyeceksiniz. Tür dediğimiz şey bizim tabii ki uydurduğumuz bir şey. Bizim tanımlama biçimimizle doğrudan alakalı. Türler, şiir, öykü, roman, türkü, hani koşma, gazel. Yani bir takım diğerleriyle birbirine benzerlikler ya da farklar nedeniyle sonradan yaptığımız isimlendirmeler ya zaten. Oraya çok bakmıyorum aslında. Bazı şeyler var. Bunlar öykü ile anlatılabilir türden şeyler. Bazı şeyler var. Bunlar sindire sindire, parça parça, yavaş yavaş kurgulanabilir şeyler. Temaya ve şeye göre, anlatmak istediğim şeye göre onu ya da bunu tercih ediyorum. Öyküde biraz daha basit, daha anlık şeyler, daha gündelik şeyler söz konusu olabiliyor. Romanı birazcık daha kafa yormam gerekiyor, daha detaylandırmam gerekiyor kendi doğası gereği. O şekilde kaleme alınıyor. Mesela bir de şiir var. Hani şiir işin içine girdi mi karışıyor mesele. Çünkü burada da şey, yani şairler şiiri daha çok sevdiği için mi şiir yazıyor? Ya da ben romanı daha çok sevdiğim için mi kendime romancıyım diyorum. Öykücüler, hiç roman yazmayan öykücüler var epeyce. Öykü daha yüce bir tür olduğu için mi öykü yazıyorlar? Ya bunları düşünelim. Hayır, öykü yazabildiği için öykü yazıyor. Roman yazabilse roman da yazardı belki. Yani bazı örnekleri var. Oğuz Atay işte söylüyor, öykü yazamıyorum diyor, berbat yazıyorum diyor. Oğuz Atay diyorum, Orhan Pamuk, özür dilerim.
Uzatay öykü yazıyor, yazmış çok güzel. Bazı örnekleri var ama benim algılayışıma göre iş yine şeyde, fıtratta. Bizim hayatı duyuşumuzla doğrudan alakalı. Yani neden şiir yazıyor şair? Öyle bir duyuşa ve öyle bir şeye sahip. Duydukları ve biriktirdikleri şeyin sızma biçimi o şekilde geliyor. Tercihle alakalı değil yani. Çok mesela çok sesi kötü bir şarkıcıya rastladık mı? Dünyaca ünlü olmuş. Ünlü yok ama var. Yani. Var da ama yani fenomen olmuş bir şarkıcı var mı ki sesi kötü? Şiir yazamayan çok büyük şair var mı? Yani yazabilir. Büyük değil ama popüler var. Onlar şair demeyeceğiz ama büyük şair demeyeceğiz onlara. Büyük yok şair. Yazabiliyor. Yani o çıkabiliyor ondan zaten. Bunlar bence tercihle alakalı değil. Yani ben Romanya'da öykü değil. Bu zaten doğallığında bir şey. Ya da bir şair roman dediğimiz şey nedir ya? Şiirdir yüce olan. Ben onun için şiir yazıyorum diyemez yani. Senin fıtratına uygun olan o. Senin biçimin o. Burada teşekkür ediyorum. Minicik bir şey ekleyeyim mi? Tabii. Erkekler daha çok bununla ilgilenirler. Tabii futbolla alakalı. Mesela Messi diye bir tane futbolcu var. Messi'nin yeteneği nedir mesela? Futbol. Ya futbol ne bir şey? Futbol yine icat edildi. Bir insanlık tarihi açısından ele alın. Mesela bundan 30 bin yıl önce Messi doğmuş olsaydı ne iş yapacağı önemli değil. Yeteneği açısından bir bakalım ona. Yine irdeleyelim. Kas yapısı, şusu busu. Yani Messi'nin yeteneği futbol değil. O kişinin yeteneği de şiir değil. Ya da benim yeteneğim de roman değil. Bunlar da bizde fıtraten zaten var olan başka bir şeyin bugünün biçimi olarak ortaya çıkan şeye uygunluğu. Yani Messi'nin kabiliyeti çok çabuk hızlanabiliyor ve manevra yapabiliyor olması. Hayvanlar gibi, tavşan gibi filan mesela manevra yapabiliyor olması. Çok fiziksel olarak dayanıklı olması filan. Yani ayaklarını ellerine yakın bir düzeyde kontrol edebiliyor olması. Ya futbol diye bir şey yok çünkü. O zaman şiir diye bir şey de yok. Anlamı en konsantre halde minimum şeyle ifade etme kapasitesi var mesela onların gücü olarak. Bir diğer roman yazanlar için diyelim, anlam dediğimiz şeyi, hakikat dediğimiz şeyi ya da bir şey dediğimiz o şey paramparça bir şekilde birbiriyle hiç alakasız şeylermiş gibi düşünebilme kabiliyeti var. Bunları birleştirebiliyor sonra filan diye bakıyorum mesele. Yani çok daha insanın özünde olan bir takım çok daha içinde olan bir takım özellikler nedeniyle yapılabilen şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu aslında hep tekrar ettiğimiz öz vardır. O özün ifade biçimi dediğimiz işte türlerde hangisi daha uygunsa, yazarın aktaracaklarına uyuyorsa onunla dışa çıkması, yansıtılması, aktarılması. Evet, doğru. Pardon. Bir sorun vardı. Ben hocam, roman öyküyle alakalı bir şey araya kaynamadan, bağlantı kopmadan sormak istiyorum. Evet. Ben de Fatih Hocam çok kısa. Derya Hanım hani dediniz de çok emin değilim kaç romanım var diye. Burada hani onu paylaşayım. 7 roman, 1 uzun hikaye, 5 öykü demiş Güray Bey. Bu şekilde. 8 mi? Ben yani uzun hikaye sonra roman dedik hocam. Uzun hikaye ifadesini. Evet, 8 roman. Bu roman. 8 roman, 5 öykü diyorum ve şimdilik çekiliyorum. Fatih Hocam buyurun. Güray Bey, ben şey diyorsunuz, romanlarınızı Ertuğrul ve Haydar Ergülen'e gösterdim ama öykülerinizi... Efendim? Haydar Ergülen değil. Çok seviyorum. Pardon, Cemal Çakar. Cemal Çakar. Hı hı. Ha, evet.
başladı. Öykülerinizin ise farklı bir gözün görmesini istemediğinizi söylüyorsunuz. Öykülerin bu mahremliğinden mi kaynaklanıyor? Birinci sorum bu. İkinci sorum da şeyi merak ettim. Hani biz de bilimsel makaleler yazıyoruz. Bir editörün kontrolünden geçiyor. Romanda editör ne yapmak ettim sizi böyle ne katkı sağlıyor? İşte zamana mı dokun diyor, karakterlere mi dokun diyor? Öyle bir şey. Editör romanda nasıl bir tavsiyede bulunuyor? Bunu merak ettim. Biraz mutfak sorusu oldu ama. Yok, güzel. Çok güzel. Benim romanlarıma müdahale etmediler. Kafadan onu söyleyeyim. Roman şey, çok büyük. Yani koca bir kütle. Dolayısıyla savrukluğunu ve dağınıklığını siz ona çok aşinaysanız görmeyebiliyorsunuz. Mesela Serkan da, Serkan gitmiş mi? Serkan Türk de benim bütün romanlarımı yayınlanmadan önce okumuş insanlardan. Hatta en çok Serkan Türk okumuştur muhtemelen. Yani bazısını Aykut Ertuğrul okumamıştır da Cemal Şakar okumuştur. Bazısını Cemal Şakar değil de Aykut Ertuğrul ama Serkan hepsini okumuştur mesela. Başkasının gözünden görme ihtiyacı hissediyorsunuz. Çok fazla müdahale olmadı şimdiye kadar. Şunu şöyle yapsaymışsın falan gibi bir şey söz konusu olmadı. Ama roman ile öyküleri niye göstermiyorum? Öyküler zaten gösteriliyor. Çünkü öyküyü bir dergiye gönderiyorsunuz. Dergi zaten görüyor ve yayınlıyor. Kitaptan çok önce zaten dergilerde yayınlandığı için o süreç zaten öyküde doğallığında var. Ben aynı zamanda editörüm. Yani roman editörüyüm, edebiyat editörüyüm yıllardır. Eserleri yayına hazırlıyorum filan. Ben genç arkadaşlarla çalışırken mesela öykü dosyası ya da roman dosyası çalışırken yazarın göremediği, çok aşina olduğu için göremediği, daha az akıllı olduğu için göremediği değil, çok aşina olduğu için göremediği bazı çatlakları görme şansına sahibim dışarıdan bakabildiğim için. O onu çok sevdiği için kusurlarını görmeyebiliyor. Biz evlatlar için öyledir ya, anneler baba, ben anne de baba da değilim ben ama öyle olduğunu düşünüyorum. Kusurlarını çok seversek bir insanın görmeyi, sevgilimizin görmeyi mesela kusurlarını, onu çok seversek falan. Eserin de öyle. Yazar görmeyebiliyor. Editör onu görüyor. Editör daha nesnel meseleye yaklaşabiliyor. Editör meseleye nesnel yaklaştığı zaman kesip biçebiliyor. Yani bu burada çok saçma, bu burası yanlış, bu böyle. Seçtiğin tema klişe. Mesela ben çok söylüyorum bunu. Moda şeyler, trendlerin peşine düşmüşsün vesaire gibi şeyler. Ya da işte burada anlatının şehvetine kapılmışsın. Yani yazar, karakter seni ele geçirmiş, seni savuruyor. Sen böyle duygulanmışsın orada, Allah savuruyorsun falan böyle. Metin şirazesi kaymış falan. Böyle şeyler olabiliyor. Bu çok doğal bir editör-yazar çalışma süreci. Evet. Teşekkür ediyorum. Faruk Eken bir söz almak istemişti. Buyurun Faruk Bey. Hocam ben hem bir okur hem de bir yazar olarak size bir soru sormak istiyorum. Yazmak mı daha metanetli yoksa okumak mı? Şimdi henüz ben bir edebi metin kalemi almadım. Bilimsel birkaç makale üzerinde çalıştım. Fakat edebi eserlerde hep şunu gördüm. Kendimle bütünleştirdiğim metinleri okuduktan sonra yeni bir metin bulmakta ve o metinle özdeşleşmekte ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Bu anlamda sizin ikinci sorum da şu olacak. Yazdıklarınızdan memnun olmadığınız bir metniniz var mı? Genelde bilimsel metinlerde 10-15 yıl evvel önce yazılan metinlerin daha sonraki bilgilerle beğenilmediğini pek çok akademisyende görüyoruz. Edebi bir metinde de sizin karşılaştığınız böyle bir metniniz oldu mu? İkinci sorum da bu. Birincisi yazmak mı daha metanetli yoksa okumak mı? İkincisi de biraz evvel bahsettiğim hocam. İlk sorunun cevabını bilmiyorum hocam, emin olun. Okumak çok daha aklı başında bir süreç tabii. Yazmak çok daha şey, daha coşkulu, daha romantik, daha dağınık süreç. Ama çok emin de değilim. Benim yazmaktan uzak kaldığım minik dönemler halinde süreler hiç olmadı. Yani hep bir yazma planı içerisindeydim ya da bir taslak çalışması içindeydim ya da o taslağı
uygulamaya geçmiştim. Hep yazmaktaydım. Fiziksel şartlar da bu anlamda çok şey, küçük yer aldı benim hayatım açısından. Yani editörlükten önceki zamanım mesela, iş hayatım falan çok yoğun işlerde çalıştım. Özel sektörde çalıştım falan. Akşamları, geceleri falan hep yazdım. Ama şey, yani böyle bir harika, bilinçli, profesyonel bir yazar edası içinde değil. Konfor içeren bir şekilde de değil. Onu bilemiyorum. Hangisi daha metanetli bir süreç? Okumak yine de bir parça daha aklı başında bir süreç. Daha olgun, daha metin olarak girişilebilir bir şey gibi biliyor. Diğer sorunuz da zaman geçtikçe beğenip beğenilmemeli. Şey, bu önerime bakıyorum hocam. Şey diyorum, bazen acayip beğeniyorum. Bazen de korkunç buluyorum. Yani sabit bir şekilde şu metnim çok zayıf diyemem size. Sabit, o hep öyle düşünüyorum. Hep zayıf olduğunu düşünüyorum diyemem. Zaman zaman ama şey, ya bunu da, bu romanı da yazmasaymışım aslında. Hani dördüncü tek iş yazısı için bazen mesela şey, ya bu kadar uzun olmasaydı. Daha kısa, daha şey, daha cevhere dönük bir şey olsaydı filan diyorum zaman zaman. Bazen ama şöyle bakıyorum biraz, ya 19 yaşında filan başlamıştım ben o romanı yazmaya. 22 yaşında bitmişti. Ya ne kadar güzelmiş şimdi. Yani kafa bir dünya, dağınık, coşkulu alabildiğine, öfkeli, kırgın ama böyle acayip umutlu, yazmış da yazmış filan. Lan ne kadar güzel. Yani şey, çocuk ama engelli. Daha çok seviyorsun o zaman yani. Öyle bir hal oluyor zaman zaman eserler için. Eski kitaplarımı falan karıştırınca öyle hissettiğim zamanlar oluyor. Yani çok kusurlu bulduğum zamanlar oluyor. Daha çok seviyorum mesela onu falan. Bir de şu var. İnsanın kendisini değerlendirme hali içerisinde doğal olarak tabii ki gelişiyoruz, dönüşüyoruz falan ama en nihayetinde bizim bir çapımız var. Ya o çapı aşamıyoruz. Ve hep dönüşsek de o çap ile bak eserlerimize. Böyle bir dezavantajı var insanın kendi metnine yaklaşırken. O yüzden şey çok önemli işte. Dış bakış, ya eleştiri dediğimiz şey. Dış göz. Alt düzeyde bir okur yorumundan okurları tamam çok seviyor. Belirlemez metnin. Şey, akademi belirler. Edebi kamu belirler. Nitelikli okur dediğimiz diğer yazarlar, eleştirmenler, hocalar, akademisyenler, onlar belirler bir yazarın kalıp kalmayacağını. Yoksa okurlar, milyonlar, yani Tanpınar zamanında mesela o dönemin bestsellerini siz bilirsiniz. Ben ismen hatırlamıyorum, bir kadın yazar. Şimdi ben adını hatırlamıyorum mesela, siz uzman olduğunuz için biliyorsunuz. Okurdan kalmıyor, şeyden, kamudan kalıyor yani geleceğe yazar. Evet, doğru. Teşekkür ederim. Hocam, teşekkürler. Hocam bir soru sorabilir miyim? Kim? Gül Hanım. Evet, buyurun lütfen. Gül sorduğundan sonra aklıma bu soru geldi. Yani öykü ve roman yazın hayatınız var. Bir kitabınızda şöyle bir sözünüz var. Şiir insanın kalbindeki çatlakları doldurur. Yani şiirin hayatınızdaki yeri nedir? Doğaçlama yani, o an aklıma geldi. Şiiri çok seviyorum tabii ama şöyle bir şey. Ya aslında bu şiir insanın, şiir özelinde konuşursak şiiri öveceğim yüzlerce şey söyleyebilirim. Ama müzik özelinde konuşursak da müziği öveceğim yüzlerce şey söyleyebilirim. Mesela ses. Ses yani. Sadece ses. Tahtaya vurulan ses bizi şey yapıyor, etkiliyor mesela. Tahtın kendisi. Orada şiir özelinde konuşulduğu için şiir insanın kalbini çatlaklarını doldurur. Müzik insanın kalbini çatlaklarını doldurur. Da demek mi? Gerçekten şiir kalpteki çatlakları doldurur mu diye sorayım. O zaman ne dersiniz? Kalbi çatlatır da diyebiliriz döneme bakarak. Kalbi çatlatır da diyebiliriz. Yani pürüzsüz
kalbi çatlaklarla doldurur da diyebiliriz. Kalbi yağmalar da diyebiliriz. Haricen tamir eder de diyebiliriz. Ben kendi hayatımdan biliyorum. Bunu böyle bir uzman gözüyle söylemeyeyim. Kendi hayatımdan biliyorum. Çok kederlendiğim zamanlar şiir okuyarak kendime geldiğim oldu. Yani güçlendiğim, yine hislendiğim ama o halden çıkarak, daha güçlü bir güç içinde hissederek o kederden çıktığım oldu. Ya da şu oldu, her şey yolunda, kirpi gibisin çocuk, her tarafın diken, kim elini uzatsa delik deşik, üstelik sen de kan içindesin. Allah! Ne oluyor lan? Hani lan mutluyduk, film seyrediyorduk filan, birden gördüm sen de kan içindesin, kan içindesin. Hatırlatıyor sana, seni hatırlatıyor. Evet, ben bir zamanlar üzülmüştüm. İşte birisi beni bıçaklamıştı filan gibi. Birden kan içinde olduğunu anlatıyor, hatırlatıyor sana. İkisi de oluyor, tamir ediyor. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Benim ezberimde çok şiir var. Yani çok okuyorum, severek de okuduğum için herhalde. Ezberleme çalışmadan yani. Askerliği ben mesela şiirle yedim. Askere gittim. Sürekli böyle intikal, sürekli yürüyorsun. Bir yerden bir yere gidiyorsun falan. Sürekli benim zihnimde şey, özellikle sürgün ülkeden başkentler başkentini. Yani bir sürü şiirler akıyor, akıyor, akıyor. Hem seni tamir ediyor, hem seni inşa ediyor. Bazen bozguna uğratıyor. Bazen yol, yani bozgunluk anında sana yoldaş oluyor falan. Böyle bir gücü var. Tabii şiiri çok övdüğümüz zaman şairler üstlerine alınıyorlar. Onu da çok sevmiyorum, şiir. İşte şairlere göre şey ya, en yüce şey şiir. Yok. Yani sanat. Şiir övmeni sormadım. Sadece hayatınızdaki yeri nedir? Evet, yok, ben onu kendimden bir şey olarak, hani yine evet, şiiri övmüş olacağım, şairler yine üstüne alınacak diye onun önüne almaya çalışıyorum. Burada aslında özür diliyorum. Buradaki ana mesele yani yazar, şair olan Güray Süngü. Bir de biraz önce söylediğiniz gibi hani günlük hayatını devam ettiren bir Güray Süngü var. Yani yazar kimliğiniz ve özel hayatınızdaki kimliğiniz. O noktada şiirin farklı fonksiyonları var aslında. Şairken eleştiri getirebiliyorsunuz. Bu roman da olabilir, hikaye de olabilir. Kendi metniniz ya da bir başkasının metni. Ama normal bir bizim gibi sıradan bir insanken şiirin konumu değişiyor. Yani ne niyetle ona, o metne baktığınızla ilgili. Evet. Değil mi? Yani ne niyetle yaklaştığınız. Evet. Yani o an nasibimiz neyse onu alıyoruz. Bazen tamir oluyoruz, bazen darmadağın oluyoruz. Darmadağın oluyoruz, evet. Şey de öyle. Ben bir soru sorabilir miyim hocam? Bu yüzden eklemeye çalışıyorum. Bütün sanat aşağı yukarı, bütün demeyeyim de birkaç sanat dalıyla, türüyle ilişkin bu şekilde. Müzikle de bu şekilde. Yani Stairway to Heaven da bana etki yapıyor. İşte Biliyorum Hayat Yeniler Kendini adlı şarkı da bana bu etkiyi yapıyor. Old Boy da film de bana bu etkiyi yapıyor. Yani sevdiğim filmler vardır mesela, çok defalarca seyretmişimdir. Mesela İngiliz Hasta, English Patient filmini defalarca seyrettim. Old Boy'u defalarca seyrettim. American Beauty'yi mesela defalarca seyrettim. O karakter şeyi kameraya almış ya, sokakta poşet böyle uçuşuyor. Yani muhteşem bir sahne bana göre. Defalarca seyrettiğim filmde Forrest Gump mesela, önceleri bir komedi filmiydi. Bence sonra 40 yaşından sonra başyapıt olduğunu fark ettim. Forrest Gump filmini seyrediyorum ve iyi oluyorum, iyi insan oluyorum. Yani umutlanıyorum ve yok diyorum ya, dünya güzel, insanlar iyidir. Şey oluyor, rahat ol diyorum, insanlar iyi, bakma sen diyorum. Var arasında dünya iyi, hayat iyi bir şey diyorum. Yani başyapıt bence. Böyle filmler var, böyle müzikler var, böyle şiirler var hayatımda. Dönüp dönüp baktığım. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki, bir saniye Yusuf Bey. Güray Bey, yoruldunuz mu? Yani İyiyim. Saati bulduk, hani istediğiniz an bitirebiliriz. O yüzden diyorum. Siz bilirsiniz. Ben misafirim. Kalktığınız zaman kalkarız. Yormayız, o yüzden diyorum yani. Tamam dediğiniz anda bitirebiliriz. O yüzden soruyorum. O zaman Yusuf Aktekin bir soru soracak. Buyurun Yusuf Bey. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kısa sorular soralım lütfen.
Efendim, tekrar söyler misiniz? Şöyle, soru sorarken uzun bir metne dönüşüyor ya, daha kısa, bu sadece sizin tamam. Özelliğiniz, kısa soru soralım. Zaten Güray tamam. Bey derin olduğu için siz daha tek kelime söylediğinizde evet, anlıyor tamam. Sizin ne dediğinizi. Öyle demeyin hocam, aşk olsun. Yok, hayır. Tamam, teşekkür öyle ediyorum. Evet. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ben şu birkaç sorudur bahsi geçen eleştiri ve eserlerinizde üçüncü gözden bakılma mevzusuyla ilgili bir soru sormak istiyordum. Hı hı. Şimdi bildiğim kadarıyla hani Türk edebiyatında, edebiyatımızda eleştiri bir edebi tür olarak çok gelişkin bir tür değil. Daha çok mesela romancılar başka romancıların eserlerini, şairler başka şairlerin poetikasını eleştiriyor, o tarzda eserler veriyor. Hani mesela çok özel olarak belki Nurullah Ataç örneğini görüyoruz. Sadece eleştiriye bir tür olarak bakan. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Sizce eseriniz eleştirildiği zaman sanat balgı var mıdır? Yoksa bir romancı veya bir şair her zaman eserindeki eksiklikleri bunlar bir takım öznel farklılıklardan kaynaklanıyor diye savunabilir mi? Mesela şunu kastediyorum. Mesela sizin romancı olarak eseriniz eleştirildiği zaman siz eserinizi eleştiren kişinin de aynı zamanda iyi bir romancı olmasını beklemezsiniz. Hayır. Biz bu, mesela bu örneği şeyle görüyoruz. Nurullah Ataç'la Turgut Uyar örneğinde mesela. Nurullah Ataç hiç hani başarılı şiirler yazamasına rağmen şiir konusundaki eleştirileri çok dikkate alınan bir kimsedir. Yani sizin de eleştiri noktasında sizi eleştiren kişilerin bir takım sistematik yargısına sahip olmasını bekliyor musunuz? Veya eleştiriye nasıl bir gözle bakıyorsunuz değerlendirirken sizin karşılıklı? Doğal olarak teknik bir birikim. Evet. Diyorum, bekliyorum. Benim bir romanımı eleştiren kişinin benim kadar roman yazmasını beklemem çok büyük saflık olur. Yani o ne alaka? Yani çok başka bir şey. Eleştiri bambaşka bir şey. Benim görmediğim şeyi görecektir. Burada şöyle bir şey var. Biraz önce Gülşah Hocam bir soru sordu. Hocam bağışlayın, tam ifade edemeyeceğim belki. Mealen bir şey söyleyeceğim, Gülşah Hocam'a söylüyorum. Bir eleştiri getirdi mesela, işte bir takım temalar var ama bu temalar zaten şey, edebiyatta var olan temalar. Şimdi ben büyük bir, çok samimiyetle cevap verdim zaten. Büyük bir samimiyetle bunları, edebiyatta var olan temaların bunlar gider nasıl bakarak kopyalamıyorum. Ben de var olduğu için aktarıyorum dedim. Ama şöyle bir şey var. Gülşah Hocam diyor ki bir eleştirmen olarak mevzuya yaklaştığını düşünelim. Güray Sündür'ün edebiyatı, Ahmet'in edebiyatı, Mehmet'in edebiyatı değil, Türk edebiyatı ya da çağdaş dünya edebiyatı haritasının içerisinde bu türün, bu yazılan temaların, bu karakterlerin, bu kurgulama biçiminin nerede durduğunu tespit edecek bir eleştirmen olarak. Dolayısıyla benzer temalar çok daha güçlüsü var ise doğal olarak bu metin altta kalacak. Benim bu metni çok samimiyetle, o dertleri gerçekten çekerek yazmış olmam hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü o, yani eleştirmen, büyük resme bakarak anlatacak. Benim burada savunacağım tek şey, ya Türk edebiyatıymış, dünya edebiyatıymış, benim buna bir katkı sağlamak gibi bir derdim yok. Ben kafamdaki hikayeyi anlatmaya çalışıyorum demek. Ama bu, takdir edersiniz, bu çok romantik bir cevap. Yani çok kişisel ve romantik bir cevap. Edebiyat tarihi ve kuramsal eleştiri bununla ilgilenmez. Yani işte Oğuz Atay çok samimi bir şekilde dertlerini anlattı. Hayır. Yani ironiyi, bilinç akışını bu düzeyde, alıntılanan iç monolog tekniğini Türk edebiyatında ilk defa kullandı. Filan. Değil mi? Bu yüzden. Çok samimiydi, çok iç güzel bir adam diye önemsemiyoruz onu. Ben bir yazar ve bir okur olarak onu o yüzden seviyorum ama kuramsal açıdan yaklaştığımız zaman teknik özellikleri nedeniyle, tematik tercihleri nedeniyle o romanı bir yere koyuyoruz. O yüzden romancının romanı yazarken ne kadar samimi olduğu, bunu bilerek tercihen yaptığı falan filan çok başka bir şey. Eleştirmenin o metne bakarken onun Türk edebiyatında benzerler arasında benzerleri içinde nerede durduğuna dair yaptığı tespit çok başka bir şey. Bu itibarla da romancının eserini eleştirmene karşı savunması çok saçma bir şey.
Yani bu böyle bir komplekse kapılıp da savunma. Ama ben aslında şunu yapmaya çalışıyorum. Yani neyi yapmaya çalışıyorsan çalış. O eleştiri büyük resim içerisinde seni alır ve bir yere konumlar. O konumladığı yerde senin türdeşlerin varsa onların arasındaki yerini belirler. Yoksa zaten bambaşka bir yere konumladıysa zaten bundan acayip memnun olman lazım. Ekol açmış olursun. Hani bazı isimler edebiyatımızda böyledir zaten. Bir de şöyle bir şey var. Olumlu eleştiri, olumsuz eleştiri gibi bir bakış açımız var. Bu da önergi meselesinden kaynaklanıyor. Eleştirinin olumlusu, olumsuzu falan yoktur. Eleştiri tespite dönük bir şeydir. Övmek ve yermek işin içine girdiği zaman kişilerin alınması ya da gönlünün olması söz konusu olmaya başlıyor. Mesela olumsuz eleştiri, işte yani romanı beğenmeyerek, o işte bir referansa dayandırarak, bir eleştiri kuramına dayandırarak romanı beğenmeyip de yazmak. Fethi Naci'nin işte Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar için yazdığı yazı filan gibi mesela. Laf kalabalığı filan diyor. Hani aklına geleni yazmış, aklına eseni yazmış falan gibi şeyler söyleniyor mesela. Bu zamanında görülmeyen bir takım şeyler olabilir. Yani o aklına geleni yazmış olma hali, mesela bugünün penceresinden baktığımız zaman aklına gelenin söylenebildiği bir Twitter alemi var. İnsanın zihninin aklına gelmek diye bir şey, bilinç akışının zaten böyle bir olduğuna dair elimizde çok güçlü bir veri var artık, değil mi? Yani onun için körlemesine bakışlardan mümkün. Ama edebiyat tarihi zaten ne yapıyor? Çok büyük edebiyatçılar hakkında zamanında yazılmış çok kötü, hakkaniyetli olmayan ve ya da yanlış tespitlerle dolu yazıları da bizim karşımıza getiriyor. Ve zamanında yazarını üzmüş olan o kötü yazılar bizim şimdi o yazarı daha çok sevmemize sebep oluyor. Bu adama çok çektirmişler diyoruz mesela. Onun için benim hakkımda da yazıldı bazı çok böyle hiç beğenmediğim eleştiriler filan. Bir taraftan da minnetle bakıyorum. Yani bir kere ciddiye almış, kalem oynatmış, ciddiye almış, düşünmüş filan. Yani yanlış şeyler bence düşünmüş. Yani katılmadığım yargıları filan var. Ama en nihayetinde bu büyük resim içerisinde bir yere konumlandırma çabası içerisinde olmuş. Koyduğu yerden memnun olmasam da buna layık görmesi bir iyi bir şey. İkincisi, kararı zaman verecek. Ben de bilmem, ben yaptığım şeyi çok kıymetli buluyorum. Ama benim yaptığım şey bugüne kadar yapılmamış bile olsa bugünden sonra o kadar daha iyi yapılır ki benimki çöpe dönüşür. Öyle çok roman var. Yani şeyleri çıkartın, ilk olma özelliklerini falan çıkartın edebiyatımızda. Sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Ben sizlerden öğrendim, öğrendiysem eğer. İşte, ilk bilmem ne roman, ilk bilmem ne şu tür romanı filan, psikoloji, yani müzik roman filan. Bunları çıkartın, yani okunmaya değmeyecek eserler. O özellikler nedeniyle edebiyat tarihinde bir şeyleri, yerleri var. Yani. Çok ufak bekleme yapmamı istiyorum, evet, hocam. Yani çok teşekkür ederiz. Pardon Yusuf Bey. Buyurun, ekleyin lütfen. Evet, yani hocam burada iyi gurmeler, yani bir metaforize etmek istersek iyi gurmeler ve iyi aşçılar mevzusu geçerli değil mi? Yani iyi bir aşçının pek de birçok analiz edebilir, içinde ne olduğuna kadar beğenebilir, beğenmeyebilir ama onun iyi bir aşçı olması da gerek yoktur aynı zamanda. Mesela onu eleştirebilecek bir birikime sahip olmak lazım. Kesinlikle, yani şöyle bir şey, bir kuram dahilinde mevzuya bakmak. Yani evet. İşte Marksist eleştiri kuramıyla bir şeye bakarsanız, İslami hidayet romanlarına bakarsanız, İslami hidayet romanlarını övmeniz gerekir. Çünkü Marksist eleştiri kuramı toplumsal faydayı gözetir. Yani öğretici olmasını gözetir. İslamcı hidayet romanları da kişilerin hidayet ermesi için yazılmıştır. Teknik olarak berbattır filan. Anlatabildim mi? Yani bir kurama dayandırır. Evet. Lazım. Bir kurama dayandırarak bir şeyi, herhangi bir şeyi rezil de edebilirsiniz, yerin dibine de sokabilirsiniz, göklere de çıkarabilirsiniz. Yeter ki şeye bulun. Yani adam A türü bir roman yazmış, B kuramı ile onu yerden yere vurabilirsiniz. Burada bizim aslında incelemelerimizde biz de bir eleştirmen olmaya çalışıyoruz. Ben de yıllardır bunun için uğraşan biri olarak söylüyorum. Konu, amaç, yöntem.
Yani sadece şunu yapmak için değil, onu bir yöntemle bir yere oturtmak ya da o oturduğu yer nereyse oradaki sıkıntılarını tespit etmek söz konusu. Nesrin Karaca Hocam burada, Uludağ Üniversitesi'nden. Hocam buyurunuz, Gürel Bey'e sorunuz var mı? Profesör Doktor Nesrin Karaca. Sesim geliyor mu? Evet, buyurun, hoş geldiniz hocam. Vallahi Ülkücüğüm, çok derinlikli, çok güzel bir söyleşi programı. Aslında Güray Bey'i aylar önce Bursa'da bir öykü topluluğunun konuğu olarak sanıyorum davet edilmiştim ama maalesef akşam derslerimiz vardı, katılamamıştım. Şimdi ekrandan tanımak mümkün oldu. Tanımıyordum o kadar kendisini açıkçası. Şimdi Bursa ilgimi çekti tabii. Benim de Bursa geçmişim çok fazla değil ama hani Bursa önemli hayatında, eğitim hayatında. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Üniversite ortamında hani istifade ettiği, beslendiği böyle şeyler var mı hali hazırda? Mesela hangi hocalar ya da kantinde nasıl bir ortam söz konusuydu? Hocam bizim zamanımızda üniversite çok daha güzeldi. Çünkü... Gördünüz mü son zamanlarda tekrar? Tabii görüyorum. Benim şeylerim, dönemdaşlarım profesör oldu bizim okulda. Yani evet. Ekonomisi bölümünde Kadir Yasin Eryiğit var mesela. Profesör oldu. Feridun Hoca var, Feridun Yılmaz. İktisatta. O, ben öğrenciyken Feridun abi deriz biz ona. Feridun abi araştırma görevlisiydi. Henüz evet. Bizim hocamız da abimiz. Edebiyattaki bölümlerle ünsiyetiniz var mıydı? Edebiyatla hiç yoktu hocam. Edebiyatla Bursa'da ilişkim şeydi, Kitapçılar Çarşısı vardı şeyde, heykelde. Evet. Oradaki Gaye Kitabevi filandı. Şimdi de onlar şeydelermiş. Yani şunu söylemek istiyorum. Ha. Mesela sosyolojide bir fenomen kişiliktir. Bizim yakinen de arkadaşımız olurdu rahmetli. Mesela Hüsamettin Aslan'la oturup bir sohbet edebildiniz mi? Hüsamettin Hocam'dan ben çok, Allah rahmet eylesin, çok korkar ve çok çekinirdim. Öyle mi? Çok konferansını izledim. Mevlana Edis ve Feridun Yılmaz'la yaptığı televizyon programlarını hiç kaçırmadım. Çok saygı duyduğumuz bir isimdi ama çok böyle yoktu. Zordu, evet. Bursa'da edebiyatçı ama eş dost arkadaşımız çoktu. Bizim hocalarımız ve abilerimiz, Mustafa Muharrem mesela, hem edebiyat öğretmeniydi o yıllar, hem de şairdi. Hece Dergisi'nde şiirleri yayınlanıyordu. Onun peşinden koşturuyorduk filan. Evet. İpek Dili çıkıyordu mesela. İhsan Deniz'in çıkarttığı İpek Dili dergisi vardı, şiir dergisi vardı Bursa'da. Onların peşinden koşuyorduk. Kozahan'da böyleyken koltuğumuzun altında kitaplarla kendimize acıyorduk filan. Yani edebiyatla... Yerlerinizde Bursa var mı böyle bir tema olarak ya da bir pasaj olarak? Tamamını okumadığımı itiraf edeyim ben. Yani hikayelerinize biraz aşinayım. Ha, estağfurullah. Pek yok. Evet. Bursa hakkında bir iki yazı yazdım ama şey yok. Romanlarda... Bir mekan olarak Bursa yok. O da şeyden, saklanma ihtiyacından. Yani çok belli olur kendimden olduğu diye. Yani İstanbul deyince İstanbul, İstanbul, herkes İstanbul. Daha geniş işte. Evet, olmayacağını da göstermez tabii bu. Olabilir de. Siz ama dinlemek... benim evet, buyurun. Bir tane yayınlanmamış bir romanım var. Ağrıyan Akıl Sudan Şekil isminde. Bu dördüncü tekiş ve Kış Bahçesi romanları arasında bir ilişki vardır. Bunu benim iyi okurlarım tespit etmişler. Karakterler arası bir ilişki vardır. Dördüncü tekiş arasındaki şey, işte Ahmet isimli karakter, işte Yasemin, Mustafa Nihat'ın teyzesi olan Yasemin filan. Şeyde de, Kış Bahçesi'nde de var falan filan, böyle teğet geçmeler filan var. Bu bir üçleme idi aslında. Üçlemenin üçüncü kitabını ben yıllar önce yazdım ama yani 700-800 sayfa olduğu için geri durdum, biraz düşürdüm filan ama bir türlü tekrar üstüne çalışamadım. O romanda var Bursa. Karakterin bir tanesinin üniversiteyi, acaba kim o karakter? Muhtemelen benim. Okuduğu bir üniversite okuduğu şehir olarak Bursa, orada kanlı canlı olarak var. Yani Bursa olarak var. Ama o roman demleniyor yani. Bursa demleniyor orada.
Tabii. Bursa evet. Benim yaşamak istediğim şehirlerden. Evet. Yani. İstanbul'da. Yani, Ülkü Hoca sözü verdi. Çok da tutmayalım sizi. Gerçekten yorduk. Farkındayım. Yani bu metinler arasılık, yani bir öğrenci ödevi, bir proje versek işte derslerimizde. Başlı başına bir çalışma alanı. Yani Güray Süngü'de metinler arası çok şey bulunabilir. Kaldı ki sizin satır aralarınızda vardı. Yani şiir hayatınızda çok önemli bir yer tutuyor. Ne mutlu ki ezberiniz de kuvvetliymiş. Yani bir ezber hemen çağrışında. Evet. Dikkati çeken pek çok mısra, ama tabii aynen de almıyorsunuz. Onu değiştiriyorsunuz. Değiştiriyorsunuz. Onu seviyorum. Alıştırıyorsunuz. Yani o çok başarılı oluyor. Belki etki gücü de oradan geliyor. Yani olduğu gibi almak değil de, böyle metnin içine montajlamak değil de. Demek ki gelenek dediğimiz şeyde sizin çok gelenek lafını hiç kullanmadınız programda. Ama müthiş bir şekilde gelenekten beslenen bir yazarsınız, bir kalemsiniz. Onu söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Duymak kıymetli. Zaten metinler arasılık biraz, yani biraz değil, gelenekle doğrudan ilintili bir şey. Yani ilişki kurduğumuz bütün metinler bizden önce yazılmış metinler. Bu da zaten şey... Biz ek kısmıyız. Onlar gelen kısımlar. Çok kısım. Güzel. Ben bunu çok seviyorum. Bu izahı. Evet. Ben de çok seviyorum. Şeyden Recep Alpyalı Hoca'nın bu gelen ek, gelen tire ek diye kitapları var. Böyle tuğla gibi çalışmaları var. Çok etkileyici gerçekten. Metin arasılık zaten bu. Yani bizi biz yapan şeyler, yani Randall'ın da var ya, bizi biz yapan hikayeler. Bizi biz yapan şeyler zaten bunlar. Bunlar bizi bir şekle sokuyor. Biz o şekilden bakarak, bizi o şekle sokan şeyleri de işaret ederek, bazen onların üstünde sekerek, bazen onları işaret ederek yeni bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Hep aslında bir şey, eklemlenme hali. Aynen. Hayat gibi yani. Aynen öyle. Hayat gibi. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. İfade ettik. Çok teşekkür ederim ben de. Ülkü Hoca'ya böyle bir güzel şey üstlendiği için, katılımcılara, Güray Bey'e ayrıca teşekkürler. Sağ olun. Çok istifade ettim. Vakit var mı? Ben özür diliyorum Bahtiyar Hocam. Saatten dolayı aramızda 9,5 yaşında adayı var. Deniz Uğurlu. Güray Bey'le küçücük bir sohbet etmek istiyor. Deniz'ciğim buyur, söz sende. Erzurum'dan Deniz. Güray Bey. Merhaba Deniz. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok. Ben de Sihirli Kalem diye bir kitap yazmıştım. Çok güzel. Evet. Tebrik ediyorum. Yazdığını anlatabilirsin Deniz'ciğim Güray Bey'e. Okuyayım mı? Tabii. Yok, kitabını okuma, o zaman büyüsü kaçar. Neden yazdığını anlatabilirsin. Güray Bey'e de göndeririz sonra. Neden yazdın Deniz o kitabı? Bana bunu çok soruyorlar. Çok sinirleniyorum ama. Bu akşam sormadık o yüzden bu soruyu. Hocam aşk olsun. Neden olmasın? Dergin içime yazmak geldi. Ben geleyim dedim. Dergin içime yazmak geldi. Ben geleyim. Evet, çok güzel, çok güzel. Benim de öyle. Aynı kanaldan besleniyorum. İç, hocam yine aynı şeyi iç. Evet, evet. Teşekkür ederiz Deniz'ciğim. Aynen. Çok teşekkürler. Başka soru, bir tane soru var. En başta bir katılımcılardan biri şöyle bir soru sordu. Dedi ki, kadına bakışı nasıl Güray Bey'in? Kadına yaklaşımı. Romanlarında kadın karakterler belli belirsiz. Bu sizinle yapılmış bu eril söylemle ilgili bir çalışma var. Belki biraz da ona gönderme gibi geldi bana ama. Benim o çalışmadan haberim yok hocam. Şöyle bir şey var. Böyle bir şey var. Erkekleri yazıyor Güray Süngü şeklinde bir söylemi var. Yani
bir yazarın bir şeyleri yazmak gibi bir zorunluluğu, bir sorumluluğu yok. Neyi anlatıyorsa ondan mesul. İhsan Oktayanar'a diyorlar bunu. Diyorlar ki romanlarınızda neden kadın yok? Onun da ana karakterleri hep erkektir falan. O da şey diyor, Bengal kaplanı da yok diyor. Yani yoklar üzerinden ben bir şey diyemem. Yani bu bir eleştiri biçimidir. Romanlardaki eril söylem bir yazı konusudur. Bunlar yapılabilir. Haklıdırlar. Benim tercihim bu. Yoksa şey değil yani, kadınlara gıcık oluyorum o yüzden onları anlatmak istemiyorum demem bekleniyorsa böyle bir şey doğal olarak demeyeceğim yani. Ya burada gönderme kısmını ben kullandım. Soruyu soran Zeynep Sular, kadına bakışınızı ya da kadın karakterleri yaratma yerine ilgili bakışımızı sormuştu. Ama sanki hani o çalışma da bunun merkeze aldığı için bu biçimini biraz ben yaptım. Hı-hı. Burada özellikle yine hani kadın ya da erkek karakter ayrımından ziyade bir karakter yaratıyorsunuz. Onun cinsiyetinden ziyade oradaki işlevi söz konusu diye düşünüyorum. Benim yine mesela tespit ettiğim ya da dikkatimi çeken bir şey var. Sürekli mekan olarak labirent mekanlar, dünya bir hücre, orada bir deli gömleği giyen karakterler var. Sizin eserlerinizin başlıklarından alıntı yapıyorum. Ve sürekli mavi kuşun peşinde bunlar aslında. Bir mavi kuş mı diyelim. Ya da o mavi kuş biz çok görüntüye bürünüyor eserlerin içerisinde. Bazen bir duygu oluyor, bazen bir karakter oluyor. Bazen gül ağacı tespit oluyor filan mesela. Evet, ya yani bir şeye dönüşüyor. Benzer bir şekilde mesela sayıklar bir dilde ki mavi kuşlar da yeniden yazma eylemini gerçekleştirdiğiniz şairlerin dizeleri diye düşünüyorum. Çünkü 21 şair, 22 dize seçiyorsunuz. Yine o ulaşmaya ama mavi kuştan hareketle ulaşmaya çalışıyorsun diye düşünüyorum. Ki bu bağlamda aslında siz Güray Süngün sözün ustalığında ilerliyor. Hani böyle bir eğri varsa ya orayı yakaladı diye düşünüyorum. Yani bunu övgü anlamında söylemiyorum. Yani sakın böyle hani hoca tamamen subjektif bir değerlendirme yapıyor diye lütfen düşünmeyin. Sizi seviyorum fakat bu değerlendirme sizin söze verdiğiniz güç ya da sözü taşıdığınız zirve noktasıyla bağlantılı. Yani kurguyu öylesine inşa etmiyorsunuz. Derken başlıklarınız, mesela başlıklarınız o kadar, mesela hiçbir şey anlatmayan hikayelerin ikincisi. Şimdi kitabın içindeki bütün başlıklara baktım. Yaklaşık buradaki işte vicdan sızların başlığı, 17 öykü orada var, hiçbir şey anlatmayan hikayelerde 11 öykü var, deli gömleğinde 12 öykü var. Her bir başlıkla zaten siz isim içerik merkezli olarak bir şey inşa ediyorsunuz. Hiç metni okumasak da biraz şimdi bizi alıyor bir yere koyuyor. Diyor ki, buraya, bu zirveye taşıdım seni. Hadi düşme ve beni gör. Yani yazar beninden bahsediyorum. Bilmiyorum doğru mu? Hocam inşallah doğrudur. Ben sizi oradan gördüm. Yani oradan gördüm. Vallahi inşallah doğrudur hocam. Ölsem gözüm açık gitmez. Yani aa orada... canım benim. Vallahi. Şey vardı bir tane. Teşekkür ederim. Uluyhan Uğurlu, Hasan Cihat Örter bir zamanlar program yapıyor televizyonda. Müthiş bir enstrümantalist tabii. Bir gün Uluyhan Uğurlu konuktu. Uluyhan Uğurlu şöyle bir şey demişti. Beni çok etkiler. Bu sıralar bir beste üstünde çalış dedi. Şimdi buradan programdan sonra eve gideceğim dedi. Yine o besteyi çalışmaya devam edeceğim dedi. Varsayalım ki dedi sabaha karşı o beste bitti. Son notasında yazdım, noktasını koydum, kapattım dedi. Bileyim ki dedi bundan 100 yıl sonra o beste çalınacak, söylenecek. O an ölmeye hazırım dedi mesela. Bu çok dışarıdan bakarsak ya aman romantik bir laf işte gibi gelebilir. Ama birazcık böyle samimiyetle bakarsak ben bunu kendi hayatıma odaklayabilirim. Yani hayattan böyle beklediğimiz çok da fazla bir şey yok yani. Aslında iz yayıncılık ya, iz bırakalım. Yani, zaten şey bir romanda da o mesela Kış Bahçesi'nde temadır da o. İz bırak. İz bırakmak. Hani Derya diye bir okur var ve de
üniversitede bana bir arkadaşım şöyle bir şey demişti. Bir kız arkadaş. Bunları ben de hissediyorum ama sen ne şanslısın ki yazabiliyorsun demişti. Benim çok zoruma gitmişti. Yani hani ben de hissediyorum. Bu hissiyat içerisindeyim ben de. Ama sen yazabiliyorsun. Bu benim çok zoruma gitmişti. Derya karakteri oradandır mesela. Derya çünkü şöyle yapıyor. Yani başka türlü bir tip. Bakıyor hayata, mücadele falan. Roman okuyanlar bir şeye karar veriyor. Yani bir şey yapamayacak, bir iz bırakamayacak, bir şey olmayacak yani. İşte Aziz Çalışkan diye bir adam var, yazar, çok seviyor. Aslında Derya'nın aşık olduğu Ahmet, işte o da dördüncü teki şahıstaki Ahmet aslında. O bağlantı orada. Onun çok sevdiği bir yazar Aziz Çalışkan. Ve Derya bir şekilde tesadüfler eseri imiş gibi Aziz'in karşısına çıkıp, onu etkileyip, kendisini bir roman karakteri yani yapmasını arzu ediyor. Bunun için uğraşmaya başlıyor. Yani Aziz Derya'nın romanını yazsın. Öyle önce. Öyle ama, gibi bir şey. Ama aynı zamanda Aziz şey de yazıyor. Harun'un romanını da yazıyor. Değil mi? Roman içi bir roman, bir roman daha. İşte zaten şey sanki talip olunanın değil de kendiliğinden olanın yazılıyormuş gibi. Yani kendi doğallığında güzel ya da çirkin olanın romanı aslında yazılabilir. Orada Aziz'in bir sözü var hocam. Zaten söyleşimde hani sonuna doğru yaklaştığımız için son madde olarak ben bir yazarım aslında yazdım. Dramatik son diyor. Herhalde söylediğimiz bütün her şey yazar ve anlatıcı ve roman ve kurmaca bağlamına düşündüğümüz zaman yazar yazıyor ve dramatik sonu orada bitiriyor. Kendi için ve okurun başlangıcı başlıyor. Evet. Bu noktada iyi ki yazıyorsunuz Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Ben çok özel bir soru sorabilir miyim? Şu anda ne okuyorsunuz? Masanızda hangi kitap var? Masamda Aylin'in bir okuduğu kitap var. Eğitim Sizin okuduğunuz. Benim okuduğum. Ben en son bu pandemi nedeniyle kalın romanlara dönüş yaptım. Bir arkadaşımdan özendim. Arkadaşımı da tanırsınız. Aynur Dilber. Evet, öğrenci yazar arkadaşımız Aynur şeyden bahsediyordu ara sıra. Böyle Oblomov'u okuyor, oradan alıntı yapıyor. Ecinileri okuyor, oradan alıntı yapıyor. Biz de tabii üniversite döneminde falan böyle, üniversitenin hemen sonrasında okuduğumuz bu klasik kalın romanlar falan. Öyle bir yere bir dönüş yaptım. Şeye işte biraz önce dediğim Büyücü, Fowlis'ın, Oblomov falan. Onlara böyle bir giriş yaptım ama ikisini de tekrar yarım bıraktım. Yani bu gitmedi yani. Bitmedi. Eve kapandık, böyle kalın tuğla romanlar okuyalım devrini henüz tam hazır değil. Çünkü bir taraftan iş de devam ediyor. Yayıncılık süreci de devam ediyor. Hocam bir soru gelmiş. Onu ben araya girip söyleyeceğim. Büşra Telli'den. Bahtiyar Hocam, Büşra Telli yazmış. Önce onu bir okuyayım, sonra size söz verelim. Beklettik, kusura bakmayın. Ufak bir şey sorabilir miyim? Pencereden romanı ile Yer Altından Notlar arasında bir bağlantı var mı? Beslenmiş midir? Diye bir soru gelmiş. Yani tipik şey vereceğim cevap muhakkak. Yani metinler arasılık bağlamında Nesrin Hocam dedi zaten. Bu bundan önce, yani benim o herhangi bir şey yazmadan önce okuduğum her şey doğal olarak sirayet eder o şeye. Çok biraz hazır cevap olmuş oldu ama muhakkak ki. Muhakkak. Burada aslında Orhan Güdek de diyor ki Twitter'daki Güray Süngü ile yazar Güray Süngü arasında nasıl bir ilişki var diyor. Çok bir soru sormuş. Yok. Aynı kişiyim. Ben kendimle ilişkiye girmiyorum. Ben de cevap verebilirim yani. Her ortamda Güray Süngü aynı kişi. Ben evet. Aynı cevabı verebilirim yani. Evet. Bahtiyar Hocam. Evet, galiba. Bahtiyar Hocam buyurun. Hocam, Güray Hocam merhabalar. Merhaba Hocam. Hocam, birçok yazarın röportajlarında da okuyoruz, şey yapıyoruz. Bu yazma sürecinde dil sancısı yaşadıklarını söylüyorlar. Bu sizin yazma serüveninizde zaman zaman bir eseri yazmaya kalkışmadan önce bu dil sancısı oluyor mu? Yeni dil arayışı noktasında az önce şiirin hayatınızda ki öneminden bahsettiniz ama hani dil besleme anlamında bir şeyden bahsetmediniz. Şiir rol oynar mı ya da başka metinler rol oynar mı? İşte Yaşar Kemal
mesela eserlerini yazmadan önce işte Nazım Hikmet şiirler okuduğunu söylüyor. Ağıtları okuduğunu söylüyor. İşte Yavuz Ekinci var, yazma sürecinde baştan sona yazıyor, en sonunda şiir okuyup onu törpülediğini söylüyor. Birinci sorun bu, dil arayışında yollarınız. İkinci soru da yine yazarlara çok sık sorulan bir soru var. Az önce de bahsi geçti küçük kızla diyalogda. Şey, bu neden yazıyorsunuz, niçin yazıyorsunuz sorusu. Birçok yazar için de bu niçin yazıyorsunuz sorusu tedirgin edici bir soru olarak, zor soru olarak değerlendiriliyor. Sizin için de niçin yazıyorsunuz sorusu tedirgin edicilik taşıyor mu? Bunları sormak istedim. Teşekkür ederim hocam. Dil arayışı şöyle, temaya, yani roman için cevap vereceğim buna doğal olarak. Romanın temasına, anlattığım hikayeye göre bir dil seçmek durumundayım. Mesela Düşkesi ile Kış Bahçesi'nin dilleri birbirine biraz benzer. Kış Bahçesi'nde biraz daha şey vardır, biraz daha insanidir Kış Bahçesi. Düşkesi biraz daha ketumdur ama nihayetinde cümle biçimleri, yapıları falan birbirine. Ama bu iki romanı mesela Mehmet Sakat'tan Serçe Parmağı'yla kıyaslarsak hiç benzemez. Mehmet Sakat'tan Serçe Parmağı'nın dili daha mekanik bir dildir mesela. Daha tutuk bir dildir. Zaman zaman da Mehmet'in doğrudan ağzından anlatıldığı bölümler mırıldanma şeklindedir. Onlar başka metinlere yaklaşabilir filan. Niye öyle? Çünkü o karakterler öyle karakterler, o hikayeler öyle hikayeler. Bunun arayışı var. Dil sancısı mıdır bu bilmiyorum ama benim bir dil arayışım bu itibarla var. İbrahim'in Kaybettiğini Bulmasıdır romanı, Az Kalan Gölge romanı da bu anlamda şey... bir tanesi fantastik gibi görünen bir evrende geçtiği için birazcık daha karikatür olaylara uygun bir dil ile inşa edilmesi gerekiyordu. Birisi çok sahici bildiğimiz dünyada olduğu için biraz daha şey, hoyrat, biraz daha serseri bir dil gerektiriyordu. İşte şeylerle bile dünyayı gezen, okyanus aşan alemci Hovarda ama bir taraftan da güzel bir adam sonuçta. Bu onu, o romanın dili biraz şey, paldır küldür olmalıydı filan. Bu dil meselesi böyle bir tercih söz konusu oluyor. Onun öncesinde bir çalışma ve hani dedim ya, ilk bir kere yazıyorum. O dilin oturması için biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Neden yazıyoruz, neden yazıyorsun sorusuna çok cevap verdim ben. Bunun için çokça yazılar da yazdım. Bu çokça, pek çok yazar tarafından da hep defalarca cevaplanmış. Hatta ben, işte İsmet Özel'in şey var, bir şeylerin yolunda olmadığına dair ciddi uyarılar alıyordum diye bir ifadesi var. Bunu hep şeyle düşünürüm, işte 19-16 ya da yaşında neden şiir yazdığına 30 yaşında bakan birisinin verebileceği bir cevap bu. 16 yaşında neden şiir yazıyorsun sorusuna vereceği cevap ya sloganiktir, çünkü öğretilmiş cevaptır. Ama öğretilmiş cevapsa içten değildir. Yani içindeki cevabı saklıyordur ama slogan dünyayı değiştirmek falan diyordur mesela. İçten ise de hep şeydir. Yani bizim dünyayı fark edişimiz yani maalesef öyle acıyla başlar. Hani ciğerlere giden ilk oksijenle ağlamaya başlamak gibi verdiğimiz bir tepki dünyaya olarak düşünürsek sanat eseri icrasını, bunun acıyla ilişkilendirilmesi kaçınılmaz. Acı dediğim şey aslında acı da değil. Yani acı dersek de şey olur. İşte ben en güzel aşk besteleri, en güzel bestelerimi aşık olunca yapıyorum diyen bir böyle romantik popçuya da dönüşmüş oluruz. Acı dediğim şey aslında şey, fark etmek. Yani mesela elimizi masaya vurduğumuz zaman masanın varlığını hissettiğimiz kadar elimizin de varlığını hissederiz ki acı duyduğumuz zaman da kalbimizin varlığını, yani kalp denen bir şeyin varlığını, yani ot olmadığımızı, tahta olmadığımızı, taş olmadığımızı anlarız. Taş olmadığını anlayan insanın vereceği doğal tepki de zaten şey, yani taşı ufalayan bir şey yok. İşte sanat mesela, taşı ne ufalar? Sanat ufalar. Onun derdine düşmek oluyor. Yazmam, neden yazıyor olmam hep bununla ilgili. Dünyayı fark ediş, kendimi fark ediş, acı işte ile bakma. Çok teşekkür ediyoruz Güray Süngü. Güray Süngü aslında cevabı olmayan sorularla dolayı yazınsal bir cevap
eserleriyle, mesela Korkut Ada Söyledi'deki metninizle, sanki güncel gibi görünen konular ama biraz önce söylediğiniz gibi o gelenleri harmanlıyorsunuz. Ve bunu yaparken de bir yaşam panoraması sunduğunuzu görüyoruz. Özgün bir şekilde bunu sunmada söz konusu. Farklı gerçeklik ögeleriyle özgün bir yorum. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizimle özellikle kurgu, gerçek, hayat, yazın, edebiyat, güncel durumlar, bütün bunları birbirine ya da bunların geçişkenliğinde gelen bütün sorularımıza bu kadar derinlikli cevaplar verdiği için kendisini özelde çok seviyorum. Yazarken bayılıyorum. Hani şey diyor ya, özellikle Makber'in ön sözünde Makber'i çok seviyorum. Bazen hiç sevmiyorum. Ben Güray Süngü'yü hep seviyorum. Yazmaya lütfen devam ediniz. Ve bizimle olmaya devam ediniz. Biz kaleminizin izinde arkanızdayız. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetlisiniz. Çok sağ olun. Katılanlarıma, arkadaşlarıma, yaşıtlarıma, küçüklerime, büyüklerime. Çok teşekkür ediyorum. Beni gururlandırdınız. Nesrin Hocam, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum.